Herkese merhabalar arkadaşlar, neredeyim? Kayseri'ye geldim. Kayseri'de bir günde dünyaları yemeye geldim arkadaşlar. Hava mis gibi ama buz gibi, karnımızda deli gibi aç, inanılmaz heyecanlıyım. Kayseri'de çok merak ediyordum, uzun süredir gelmeyi planlıyordum. Çok güzel bir zamana denk geldi ve ne yapıyoruz? Dediğim gibi hiç vakit kaybetmeden güne çok güzel bir kahvaltıyla başlayalım, hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Erciyes yolu üzerinde Elmasoğlu pastırmaya geldik arkadaşlar. Çok güzel bir kahvaltı açılışı yapacağımızı düşünüyorum. Önden bir pastırma tadımı yapacağız. Yani ayağım tozuyla pastırma tadını yapıyoruz burada. Dediğim gibi asıl ama gelme amaçlarımızdan bir tanesi, çok güzel esnaf kahvaltısı veriyor burası. Dışarıdan gelenlere özellikle, ve ne yapıyoruz? Çok çeşit olmayacak ama göz bebeği şeyler olacak. Hemen girelim, çok güzel bir açılış yapalım burada. Evet, içeriye girer girmez şu tezgaha bakar mısınız arkadaşlar? Yok yok yani. Burada kurutulmuş etlerinden, füme dilinden her şey var. Kavurmasına varana kadar mantısı falan. Yani çok güzel bir görüntü. Hemen Ahmet abinin yanına geçiyorum. Bir muhabbetimizi yapalım başta. Evet arkadaşlar, yanımızda Ahmet abimiz var. Ahmet abi nasılsın? Elhamdülillah abi, sen de iyisin. Teşekkür selam. Teşekkür ederim. Seni görmek buralarda çok güzel abi. Valla ben de seni gördüğüme çok sevindim. Allah razı olsun abi, sağ olasın. Çok güzel pastırmaların var. Eyvallah. Çok kişi de burayı söyledi. Çeşit çeşit pastırmalar. Evet abi. Bir de buraya niçin geldik arkadaşlar, dediğim gibi burada bir esnaf kahvaltısı yapacağız. Evet abi, hay hay. Bizim nacizane esnaf kahvaltımız var. Kendimize has yaptığımız. Tabii dışarıdan gelen misafirlerimiz de olursa yok diyemiyoruz, boş çevirmiyoruz. Tutturup ikram ediyoruz burada abi. Burada her şey var zaten. Kahvaltılık namına her şey var. Bir şarküteriyiz biz burada. Bir şeyler de yapıyoruz abi. Süper. Çok güzel. Çok fazla çeşit olmayacak şekilde tam sizin kendi yapmış olduğunuz kahvaltıyı yapacağız. İnşallah. Önden eyvallah. Böyle pastırmaları bir tanıtalım. Nelerimiz şimdi var şöyle, Ahmet abi? Elimizde doğal kurutma, doğal çemen dediğimiz tamamen %100 kendi imalatımız olan pastırmamız var abi. Süper. Bunun en büyük özelliği vücutta koku yapma ise, çünkü içerisinde çemenini bulunmuyor. Şimdi aradaki, bu koku yapmıyor. Aradaki farkımız şu. Şu renk farkını göreceğiz. Bu niye renk farkı? Bu normal standart pastırmamız. Klasik. Doğal kurutma, doğal çemen dediğimiz. Kilo bu. Farkına kadar, bunun kilosuna kadar, bunun kilosuna kadar. Bunun kilosu yaklaşık 1000 lira. Bu da 1200 lira civarında. 1200-1300 lira. 1200 lira bunun fiyatı. 1200 lira. Net fiyat söyleyelim, evet. Süper. Çok güzel. Tabi bu daha lezzetlidir. Şey, istek biraz değişiyor Eser abi. Bunun şeyine bakalım. Hemen şimdi keselim. Bunun şimdi yağlı çıkmasını umuyoruz. İnşallah bizi utandırmaz. Evet, yine idare eder. Güzel. Bir tarzda her bir şey tarafa için. Yayılmış olması mahkum değil zaten mi? Zaten bundaki en büyük özel homojen olması, şu yayılması. Evet. Bu tabi bunun daha yağlıları mevcut ama evet, şu anki elimizde bulunan ürün bu. Bunda da şuradan bakalım. Bunu da kestik. Bu biraz daha yağsız tutuyor. Bu daha kısmı az yağlı. Ama daha bunun daha yağları mevcut. Dediğim gibi imalatı bizde olduğu için bizim imalat çıkma günümüz perşembe günüdür. Yeni ürünlerimiz perşembe günü gelecek. Süper. Şöyle tatlar, bir dilimleyelim. Hay, tadına bakalım. Tatlarına bakalım mesela abi bunları. Ya bunu kesmek bir sanat değil mi? Öyle kolay değil. Hani böyle kameradan izlediğiniz gibi kolay olmuyor arkadaşlar. Ya işte biraz zaman istiyor. Biraz ustalığı var bu işin. İncecik kesmek burada çok önemli tabii. Öyle değil mi Ahmet abi? Kesmeye çalışıyoruz ya. Daha bizden daha iyi ustalarımız mevcut. Süper. Çok güzel. Şöyle ayağımızın tozuyla Kayseri'ye geldik. Şöyle pastırmanın keyfini çıkaralım arkadaşlar. Aradaki reha farkını göre biraz daha kimyon ve baharat yoğunluğu var bunda eser. Aynen, bu koku yapmıyor değil mi? Çok lezzetli. Aynen. Çok başarılı. Ya pamuk gibi hemen dağılıyor. Gördünüz mü? Dağılması çok güzel. Şimdi diğerinin tadına bakacağız. Şuna devam edelim. Bunlar da böyle incecik doğrandı. Şimdi aradaki farkı kontrol edeceğiz tabii. Bu daha çok klasik. Klasik pastırmamız bu eser abi. Bunu da şöyle tadalım. Bundaki yoğunluk bunda yok. Anladım. Bu daha böyle biraz daha aromatik. Bizim doğuya, Hatay'a, Anadolu'ya tadına alışık olduğumuz tatlar abi bu. Dediğin gibi bunun da seveni çıkar. Tabii. Bunun da seveni çıkar. İkisinin bu farklı. Ayrı keyfi var. Kesinlikle. Ama bu tamamen el yapımı. Daha, daha spesiyel, spesiyel bir ürün diyebiliriz spesiyel buna yani. Daha nezih. İkisi de çok güzel ama. Çok güzel. Yani siparişle alıyorsun sen. Türkiye'nin her yerine gönderiyorsun. Hepsi mevcut. Sucuklarımız da var. Sucuk da yine kendi imalatımız. Tamamen et, tuz, baharat. Hiçbir kimyevi madde bulunmaz içerisinde. Tamamen süper doğal ürünler. O zaman ne yapalım? Hemen kahvaltıya hemen kahvaltıya geçelim hemen abi. Kahvaltıya geçelim. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Muhteşem bir konsept bence. Çok fazla çeşit yok. Odaklanabiliyorsun lezzetlere. Tabii ki. Sucuklu yumurtamız var. Pastırmalı yumurta var. İki çeşit pastırmamız var. Siyah zeytini var. Yeşil zeytini var. Hakan, şunları da bir yakından göster istersen. Bu ne peynir oluyor Ahmet abi? Erzincan tulum peyniri. Bingöl'den gelen yine özel bir tulum peynirimiz var. Bingöl evet, tulum peyniri. Çok güzel. Zeytinleri gösterdik. Zeytinlerimiz var. Pastırmalar zaten göstermiştik. Yumurtalar yanda. Katmerimiz var. Katmer. En bu büyük Kayseri katmeri. En büyük özelliği şu bakın. Görüyorsun değil mi abi? Olaya kat bak. Kat olmuş. Olaya bak abi. Olay şu abi işte. O zaman bununla başlangıç yapalım abi, diyorsun. Abi tavsiye ederim. Ahmet ekmek abi. Şu da zaten normal anam babam usulü bazlamamız. Bak abi görüyorsun şu. Böyle. Kutu kutu. Hangisini patlatalım Ahmet abi? Canın hangisini istiyorsa patlat abi. Şöyle patlatıyoruz o zaman. Şöyle sucuğumuzla beraber aldık onu. Ve
Sucuk da çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun abi. Şimdi buradaki olay zaten kendi öz mallarımız oluşu. İçinde ne olduğunu bildiğimiz ürünler bunlar. Evet. Katkı maddesi yok. Kendin tamam. Yapıyorsun. Kendin pişiriyorsun. Ürettiğim her şey kendinde. Her şey güzel. Elhamdülillah. Direkt önüne koyuyorsun. Çok güzel. Şuna baksana Hakan. Bak. Oh, efsane bir şey bu ya. Eline koluna sağlık. Görsel tatmin ediyor, lezzet de tatmin ediyor. Peki Ahmet abi, mesela buraya geldi biri, kahvaltı etmek istedi. Neler veriyorsun, neler var, fiyat ne kadar? Aslında dediğim gibi bizim bir tadilat işimiz var Eser abi, daha önce de konuştuğumuz gibi. Tadilattan sonra daha kapsamlı bir kahvaltı çeşitimiz olacak. Bunları tamamen bize kendimize yaptığımız şeyler. Dışarıda birisi ya burada kahvaltı varmış diye görüyorlar, sağ olsunlar geliyorlar. Kırmıyoruz. Şunlar hariç kişi başı bir maliyeti 150 lira gibi falan tahmin ediyorum. Koyduğun ya. Sucuğa ve pastırmaya göre fiyat değişiyordu. Tabii tabii ki. Ortalama ama kişi başı 150 TL'ye peynir. Peynirini, zeytinini, sucuklu yumurta, pastırmalı yumurta, evet dediğim gibi yani çayla beraber. Kesinlikle çayda çay sınırı yok. Tamam, çayda sınır yok. Çayı her türlü ikram ederiz. Daha dediğim gibi böyle bir konseptimiz şu an hazır değil ama geleni de boş çevirmiyoruz. Yılbaşından sonra ama daha kapsamlı dizayndan sonra bir kahvaltı çeşitimiz olacak. Şimdilik kişi başı fiyat adını da verelim. 150 liraya karnını güzel bir kahvaltı yapar. Öyle 500 lira, 600 lira. Yok abi öyle bir fiyat. Kurban yok, olayım çok fazla. Ya. Yalnız peynir efsaneymiş. Yani bu peyniri mutlaka ama mutlaka deneyin. Bayıldım peynire. Çok lezzetli. İsteyenler olursa yine şehir dışından katmeri falan gönderebiliyorum. Şehir dışına pastırmasını, katmerini her şeye gönderiyorsun. Hepsini vakumlu paketler halinde gönderme imkanımız var abi. Biz Ahmet abiyle hem sohbetimizi yapalım, bu sofranın keyfini çıkaralım. Bugün Kayseri'de dünyaları yiyeceğiz arkadaşlar. Sonra da devam edip farklı lezzetlerin peşine gideceğiz. Teşekkür ettik. Evet. Eline koluna sağlık Ahmet abi. Afiyet şeker olsun abicim. Buyur. Evet arkadaşlar, şimdi Bankalar Caddesi'nde Merkez Gıda'ya geldik. Burada bal, kaymak, ekmek arasına koyuyorlar arkadaşlar. Yana geçiyorsun, çayını söylüyorsun, keyfini çıkarıyorsun. Bence muhteşem bir konsept. Ben de bu konsepte bayılıyorum zaten. Burada kaçırmak istemedim. Ufacık bir dükkan. Hemen girelim abimizle sohbetimizi yapalım. Nasıl yaptığını gösterelim. Ondan sonra keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Mustafa abimiz var. Mustafa abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sen de iyisin. Süper. Bomba gibiyim. Hoş geldin kardeşim. Özellikle bu lezzeti yedikten sonra daha bir bomba olacağız diye düşünüyorum. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Şöyle sorayım. Çok böyle farklı şeyler var arkadaşlar. Mesela ekmek farklı. Şu kaymağım özel dedim. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu bir buraya alabilir miyiz? Tabii. Bu Hürmetçi köyümüzün manda kaymağı kardeşim. Ekmeğimiz taş fırın, pidemiz. Bunu böyle açıyoruz. Süper. Ekmekleri özel mi yaptırıyorsun? Tabii. Taş fırın ekmeğimiz. Çıtır çıtır mis kaymağımızı gibi. Şöyle kaymağın buradan güzelliğine alıyoruz. Bakar mısın ya? Bu kaymağı diyorsun %100 manda. %100 manda evet. O kıvamlı da bir şeymiş bu. Orijinal manda kaymağı. Şöyle sürüyoruz. İyiden iyiye ekmeğin içerisine yaydın sen onu. Evet. Oo, mis gibi. Evet kardeşim. Üzerine tabii. Sivas saf çiçek balımız. Bu direkt Sivas'tan evet, geliyor. Evet. Sivas saf çiçek balımız. Çiçek balığı. Sivas'ın balı da meşhur diyorsun sen. Aynen öyle kardeşim. Balını da ekledin. Biz de kendimize böyle dışarıda bir çay alırız. Evet. Hava da uygun değil mi? Muhteşem çok bir hava güzel. Var. Tam bir bal kaymak havası. Bugün... Tam bal kaymak havası. Hatta bunun yanında süt olsa nasıl gider? O da güzel olur. Çayla da güzel olur. Çayla da güzel yazın olur. Meyve suyuyla çok güzel olur. Doğal portakal suyu, nar süper suyu. Olur. Çok güzel olur. Şöyle ne kadar bunun fiyatı? 25 lira. Bu şekilde 25 evet. TL'ye veriyorsun. Evet. Tabii burada isteyen gelip mesela... Kilo da satıyoruz biz. Kiloyla da alıyoruz. Şehir dışına da gönderiyorsun. Tabii gönderiyoruz. Bal da gönderiyorsun. Evet. Süper. Eline koluna sağlık. Afiyetle biz kardeşim. Dışarıdan bir çayımızı alalım. Keyfini çıkaralım. Afiyetle teşekkürler. Kardeşim. Ben teşekkür ederim. Evet, çayımızı da söyledik arkadaşlar. Mustafa abi sağ olsun, çayımızı da söyledi, geldi ve şöyle. Devam edelim. Kaymak inanılmaz lezzetli. Yani yediğim en iyi kaymaklar arasına girer. Tabi balla da birleşince bomba bir şey çıkmış ortaya. Ekmek tartışmasız efsane. Çıtır çıtır. İçinde o böyle hamuru fazla yok. Tam böyle sanki bal kaymak için yapılmış ekmek yani. Ki onun için yapılmış. Çok da güzel gitmiş. Bence burayı mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Böyle kaymak severseniz kaçırmayın. Biz bunu yiyelim sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi de Yeni Sanayi'de Ağaç Altı Kebap'a geldik arkadaşlar. Hemen girelim. Çok lezzetli bir ürünleri var arkadaşlar. Tek lezzet yapıyorlar. Hemen girelim. Keyfini çıkaralım bu lezzetle. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Cengiz abimiz var. Cengiz abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Sağ olasın. Şöyle değişik bir çalışma görüyorum. Ne evet, oluyor bu? Kuyruk efendim bu. Kuyruk yani başta şöyle plate mi oluyor bu? Plate'in üzerine mi atılıyor? Evet. Tamam. Plate'in üzerine atıldı. Bunu eritiyoruz. İyiden iyi eriyecek. Tabii. Sıvı haline gelecek. Sıvı ondan haline sonra et girecek değil aynen mi? Aynen öyle. Süper. Bu yaptığımız ne olarak geçiyor bu lezzetin adı? Saç kebap diye. Saç kebap. Adlandırdı. Değil mi? Evet. Süper. Ufaktan ufaktan pişmeye başladı. Ufaktan ufaktan ustamız karıştırmaya başladı. Bu sıvı haline gelecek. Daha sonra lokum gibi etler bunun içerisine eklenecek. Evet arkadaşlar, yağın geldiği son durum. Çok güzel gözüküyor. Artık o tanelere kaldı. O taneleri bırakıyor musunuz? İçerisinde kalıyor. İçerisinde kalıyormuş taneleri. Bu da ayrı bir çıtırlık ve lezzet verecektir. Şimdi şöyle etleri gösterelim. Şöyle etler. Oo,
İyice marine edilmiş duruyor bunlar. Cozur cozur sesler eşiğinde. Ustam elini yaka yaka. Eller yanmıyor mu? Alıştı diyorsun artık. Boldan boldan et ekleniyor. Kaç gün marine ediliyor bu şekilde? 3 gün boyunca bu şekilde arkadaşlar marinasyona yatırılıyor bu. Efsane de gözüküyor hani. Boldan boldan ekleniyor. Birazdan son halini göstereceğim size. Yani bunun zaten kötü olma ihtimali yok. Et iyiden iyiye marine ediliyor. İçerisindeki bütün sinirler ayıklanıyor. Ete özel bir çalışma yapılıyor. Kuyruk yağıyla da onu besliyorlar. Yani bunun dediğim gibi kötü olma ihtimali yok. Efsane bir sunum yapıyorlar. Birazdan onu da göstereceğim. Etimiz piştikten sonra tabii. Şöyle iyiden iyiye onu baharatına boğdu ustamız. Bir tuz giriyor, bir de toz giriyor. Senin burada özel ekmeğin var. Bak bu ekmeği evet, bora ekmek dediğimiz bir de ekmeğimiz. Bora ekmeği mi oluyor? Evet, bora ekmek diyoruz buna. Özel yaptırıyorsunuz. Çıtır çıtır oluyor zaten. Aynen öyle. Süper. Ne kadar yarım ekmeği ya da bunun tümü var mı? Nasıl yapıyorsunuz? Bizim normal standartımız yarım ekmek. Tüm isterseniz iki yarım oluyor. İki yarım oluyor. 100 lira yarım ekmeği. Yarım ekmeği 100 TL'ye veriyorsun. Evet. Muhteşem. Pişmek üzere dedin sen. Aynen son öyle. Demleri. Şu anda ustamız tuzunu atıyor. Tuz çalışması da yapacak ustamız. Normalde bu kaya tuzu mu oluyor? Evet, kaya tuzu. Kaya tuzu. Kaya tuzu da eklendi. İyiden iyiye piştikten sonra böyle bir ekmek arasını yaptı. Şimdi etimiz pişti. Ustamız ekmeğin içini hazırlayacak. Tamam. Et servisimiz tamam. Hazır. Muhteşem. Biz de sabırsızlanmaya iyiden iyiye başladık. Mis gibi kokular yükselmeye başladı çünkü. Evet. Dumanı da üzerinde gördüğünüz gibi. Şöyle önden ustamız bir... Çok iyi. Al kameraman arkadaşım. 10 numara dedi. Kameraman arkadaşa ben vereyim ha. Al arkancının ağzını yansın. Şöyle biz de kendimize bir yarım ekmek yaptıracağız. Şöyle gösterelim. İyiden iyiye biraz... et üşümesin diye ustam şöyle buharla ekmekle kapattı etin üstünü. Isırsın diğer yandan buharla. Isınacak ekmek dedin sen. Sosunu iyiden iyiye çekecek. Ondan sonra etler eklenecek. Aynen öyle. Süper. Et gözükmüyor şu an. Evet. Sosu alan ekmeğin arasına şöyle soğan maydanoz dokunuşu geldi. Evet. Hemen akabinde şöyle etinden alınıp arasına biber parçacığı da geldi. Şöyle. Etler eklendi. Üzerine tabii ki de bir ufak tefek domates çalışması yaptı ustamı. Ciddi bir yoğunluk var tabii bu arada. Olay bu mudur ustam? Biz o zaman sofraya geçelim. Teşekkür ettik Cengiz abim. Rica ederiz. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Şöyle bir sunumla geliyor. Şöyle bir gösterelim yakından. Şuna bakın. Mis gibi. Ve şunu kendin şöyle kapatırsın. Oo. Ekmek özel, et güzel. Yanları şöyle ayranın. O kadar beğendim ki mesela lezzeti biraz tantuniyi de anımsatıyor. Kullanılan malzemeler çünkü birbirine yakın. Ekmek farkı var. Ekmek de çok güzel olduğu için çok başarılı bir ürün bence. Burası 3 katlı. 3 katı da full çekiyor neredeyse. Özellikle zamanında gelirseniz öğlen tıklım tıklım oluyor. Efsane. Böyle Kayseri'ye geldiğinde ne yiyeceğini şaşırıyorsun bence. Farklı farklı özel lezzetler var. Anca buraya böyle bir 3-5 gün ayıracaksın ki hepsinin keyfini çıkarabilesin diye düşünüyorum. Biz devam ediyoruz böyle. Evet arkadaşlar biraz da yediklerimizi sindirelim. Ne ile? Güzel bir tatlıyla. Ümit Usta'nın yanına geldik. Ümit Usta ocakbaşı. Burada tatlı sunumu da yapıyorlar arkadaşlar. Özellikle Kayseri yöresine ait tahinli kadayıf yapıyorlar. Bunu çok merak ediyordum ben. Çünkü çok kişi yine söylemişti bunu. Es geçmede de o tatlıyı mutlaka ye dediler. Yani kadayıfla tatlıyla tahinin birleşimi nasıl olur? Açıkçası çok merak ediyorum. Hemen girelim. Üzerine böyle ekstradan böyle farklı malzeme dokunuşları da yapıyormuş Ümit Usta. Ne bileyim manda kaymağı olsun, fıstık, ceviz. Ayrı bir atom sunumu da yapıyor. İkisinden birini kendimize seçelim. Ona göre keyfini çıkaralım. Hemen içeri giriyoruz. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımızda Ümit ustamız var. Ümit ustam nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Biraz yediklerimizi sindirmek için yanına geldik. Hoş geldiniz. Güzel bir atomla taşlandıralım isterseniz. Olur. Süper olur. Derhal. Buranın yöresel bir lezzeti. Aynen. Kayseri'ye ait bir atom tatlımız. Harika lezzet. 10 numara bir atom lezzet. Atom dediğimizde aslında arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aslında tahinli künefe yapıyorsun değil mi? Aslında olay tahinli künefe ama atom dediğimizde işte üzerine herhalde kaymak, fıstık, tarz şeyler koyuyoruz. Klasiği ama evet. Kadayıfla tahin değil mi? Aynen öyle. Aynen. O yöresel bir lezzet. Kayseri'nin yöreseli 10 tamam. numara bir lezzet. Süper. Hemen böyle bir yapılışını Derhal, bir gösterelim. Sunumunu keselim. Daha doğrusu. Keselim şöyle. Bu şekilde buna kesiyorsun. Bir kalıp ayarladık böyle güzel şekilde biraz daha pratik olsun diye. Tamam. Bu şekilde yapıyoruz. Önden sonra... bir kesiyi attı. Tabii. Şimdi de buradan alıyoruz. Bu sade kadayıf değil mi? Bu sade kadayıf. Tamam. Ceviz var mı içinde? Cevizli tabii. Ceviz de var tabii. Şöyle üzerine kaymağımızı da koyalım. Oh. Ne kaymağı oluyor bu usta? Bu orijinal manda kaymağı. Manda kaymağı. Aynen. Daha sonra tahinimizi ekleyelim. Asıl
asıl bomba dokunuş bu arkadaşlar. Aynen. Tahin çok yakışıyor tahini diyorlar. Tahini kendimiz çektiriyoruz. Susamdan özel olarak bize özel yapılıyor. Şöyle cevizimizi atalım. Ceviz geldi. Daha sonra da Antep fıstığımızı atalım. Şöyle bir lezzetimiz oluşuyor efendim. Valla bu atom ne kadar şu an? Şu anda 110 lira. 110 lira. Evet. Mesela sadece geldi üzerine tahin dök dedi. Klasik. Buranın yöresel 80, lezzetini yemek istedi. 80 TL. O gitgide düşüyor artık üzerine TL. Koyduğumuz süper. Tamam. Biz o zaman bunun keyfini çıkarmak üzere sofraya geçiyoruz. Buyurun teşekkür ederim Yusuf. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Evet arkadaşlar sofraya geçtik. Bir de şöyle bir lezzetleri varmış. Onu da göstereyim. Kıtır ceviz. Çok özel bir lezzetmiş. Bunun böyle bu şekilde tabağı 110 TL. Kıtır kıtır oluyor. Şu sesten belki belli oluyordu. Şekerle kavruluyor. Doğru mu? Süper. Ne yapıyoruz? Şöyle Hakan'cığım bir yakından gel. Biraz kaymağından alırsın. Tahin, fıstık, ceviz. Şuradan kendime yol açtım. Şuradan lokmalığımı aldım. Ve şöyle devam ediyorum. Tahinin öyle bir şeyi var ki aşırı tatlı olan bir şeyle birleştiği zaman keskinliğini alıyor. Daha rahat yiyorsun bence tatlıyı. Daha keyifli oluyor. Baymıyor yani. Daha önce hiç denememiştim böyle. Burada mesela lokum yerken yine tahini kullanmışlardı. Tatlıya bence çok yakışıyormuş tahin. Bir de kaymak maymak işin içine girince bomba bir şey olmuş bu. Çok lezzetli bir tatlı. Ümit Usta'm da hakkını vermiş. Şunu da çok merak ettim. Şöyle bir tadına bakalım. Oo, kütür kütür. Çok da lezzetli. Hafiften tatlımsılık var. İlk defa görüyorum bunu. Bilmiyorum siz mi buldunuz bunu? Uzak Doğu mutfağından almış. Ne? Uzak Doğu mutfağından almış. Ballı kızarmış. Dondurmanın yanında veriliyormuş. Ümit Usta'm da buraya kendisi sunumunu yapmaya başlamış. Bence çok doğru bir karar. Eminim bu sağlam tüketiliyordur değil mi? Çayın yanında efsane gider. Muhteşem bir şey ya. Çok güzel. Biz bunları yiyelim. Burada böyle biraz frene bastık. Bir 8-10 bardak belki çay içeriz. Sonra devam edeceğiz ama. Durmak yok. Evet şimdi de Cami Kebir'in arka tarafında nereye geldik? Saray Kelle Paça'ya geldik arkadaşlar. Tabii buraya gelmişken kelle kırdırmayalım. Hem de kara fırında. Çok güzel gidecek. Tabii yanında da biraz da ısınmak için çorba içeceğiz. Hem de kelle paça çorbası. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Nihat Usta'm yanımda. Nihat Usta'm nasılsın? Teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Hoş geldiniz bu arada. Sağ olasın. Teşekkürler. Kısa kolluyla geziyorsun. Tabii buradan ateş vuruyor. Aynen. Kafara. Ocağın başında olduğun için yani normal. Yaz kış ayına. Çok güzel. Şöyle bir kelleyi görelim. Şöyle bir açalım. Oh bak. Nedir abi bunun özelliği? Kara fırın olayı nedir? O dumanı da üzerinde kelleler sırasıyla dizilmiş. Dinlene dinlene 12 saatte pişmesidir. 12 saat boyunca aynen. Pişiyor. Kendi ateşinde, kendi suyunda. Hiçbir evet. Katkı batısı olmadan. Peki bunun kara olmasının nasıl bir avantajı var? Bunun kara olmasının krom. Kromdan yapılıyor. Kromdan. Pişmesine bir ekstra bir katkı tabii bulunuyor ki, tabii mu? Tabii ki, tabii ki. Bu boya mı peki? Kendi artık yana yana işte kara. Yana yana bu hale geldi. Kara kazan dedikleri işte bu, olay bu. Süper, çok güzel. Şöyle bir tanesini çıkaralım. Oh, suyu da üzerinde. Ustam yan tarafı aldı. Peki bunun içinde farklı bir şey pişiriyor musunuz? Sadece kelle. Sadece kelle. Sadece kelle. Tamam. Geri yerine kondu. Şimdi kırma çalışması yapacak ustam. Nihat ustam baltayı eline aldı. Kelleyi ortadan ikiye. Diğer yanda böyle yenmeyen taraflarda tabii çöpe gidiyor tabii bunları. Tabii ki. Aynen. 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 Mis gibi gözüküyor. Sen yiyor musun? Tabii ki yiyoruz. Seviyorsun. Tabii ki. İçinde bulunduğu için mecbur yiyoruz. Şifa şöyle, kaynağı. Şifa kışın. Kaynağı. Besleyici. Ayrıyeten böyle her bir parçasının ayrı bir lezzeti var tabii. Dilden ayrı bir aroma alıyorsun. Aynen. Gözden yağ, ayrı bir aroma da alıyorsun. Gözünün yağını yiyindikler. İşte bu olay bu. O, en sevdiğimiz lokum gibi oluyor. Bu da beyni. Bu da beyni. Bu o şekil, da kreması diyorsun. Aynen. Bu şekilde servisiniz. Yarım bu. Bu yarımlık değil bu mi? Yarımlık. Tamam. Aynen. Ne kadar yarımı? Yarım 100 TL. Yarımı 100 TL. Tam, süper. Bir tam. De ısınmak için bir de çorbanın şey yapalım. Tabii ki. Alalım. Çorbamızda gözüken bu. Yarım kelle. Bunun aynısı. Burada zaten doğranmışı var. Her beyni, parçadan var. Beyni, yanak, dil, göz hepsi var. Süper. Tamam. Nasıl bir çalışma yapıyoruz? Bak şöyle gösterelim tencereyi. Ustam bir karıştırırsa. Bunda kelle suyu yoktu. Sadece kemik. Sadece kemik. Şişe kemiği. Kaç saat kaynıyor kemik? Aynı. 12 saat. Bu 12 da, bunlar saat. Da 12 saatte sabah kadar dinlere dinlere pişiyor. Süper. Şöyle ustam eklemeye başladı. Bunun fiyatı ne kadar Nihat ustam? Bunun fiyatı 90 TL. Bu da 90 TL'ye veriliyor. Aynen. Tabii bunun yancıları da vardır. Ekmeğinden tabii, tutun. Tabii ki. Tabii ki. Ekmeği, soğanı, biberi. Süper. Katkı maddesi yok. Un vesaire. Yoğurt. Yok. Hiçbir şey yok. Sadece evet. Kemik suyu. Çok güzel. Doğal. Bu da besleyici olur. Aynen. Özellikle hasta olduğunda gel bunların şifa. Keyfini çıkar. Kışın. Kışın birebir. Sarımsak eklemiyor musun? Sarımsak tabii ki. İsteğe göre. İsteğe göre. Ben İsteğe bir parça sarımsak alırım. Dokunuşu da yaptı ustam. Zaten, eline koluna sağlık. Zaten masaya sunum yaptıklarında zaten sarımsak zaten ilave oluyor. Muhteşem. Çok güzel. Sunum güzel. Lezzet güzel. Eminim buna ön yargılı olanlar vardır ama bence mutlaka denemeli. Eminim çok beğeneceksiniz. Nihat ustam da çok güzel anlattı. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür masaya ederim. Geçiyorum. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayaklarına sağlık. Sağ evet arkadaşlar sofraya geçtik ve şöyle göstermişim. Dolu dolu bir sofra. Yanında ikram olarak şöyle ezmeler geliyor. Soğanı geliyor. Biberi geliyor. Limonu geliyor. İlik suyu. O daha demin hazırlanmış olduğumuz çorba. Karışık olanı. Şuna çırpılmış diyorlar. Kelleyi ayıkladıktan sonra bu da tüm kelle diyorlar arkadaşlar. Bu da yarım hali. Ekip olarak dalacağız buraya tabii. Şöyle baharatsız bir şekilde başlıyor. Sıcağı dumanı da üzerindeyken keyfini çıkarıyorum.
lokum gibi akıp gitti. Şu yanak kısımları. Göz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. En lezzetli yeri burası. Akıp gidiyor. Hemen akabinde şöyle gösterin bak, 30 saniye oldu. Bu 12 saat pişmesinin avantajı burada arkadaşlar. O kolajen dediğimiz şey oluşmaya başlıyor. Bak hemen yüzeyde toplandı. Eğer bunu görüyorsanız bu çorbadan korkmayın. Yani besleyici kemiğin o lezzeti buna geçmiştir. Ve devam edelim. Ya bunu neyle beslersin? Bir limon dokunuşu yaparsın. Ustam zaten sarımsağını koymuştu. Şöyle ekmeğinden bir parça al. Ve biraz çorba. Ona da buz gibi olduğu için bu çorba çok güzel gitti bence. Bu işin olmazsa olmazı tabii soğanla desteklersin. Biraz da biber. Şu an inanılmaz mutluyum. Tam benim tarzım bir sofra. Buraya geliyorsanız 12 saat pişen kelleyi mutlaka mutlaka yiyin. Hiç sevmiyorsanız çorbasından yiyin. O da olmadı suyundan için. İlikli su var arkadaşlar. Biz bu sofranın keyfini çıkaralım. Yemeğe devam edeceğiz tabii. Evet, şimdi de Gökdelen İş Merkezi'nin hemen altında Saray Sulu Yemekleri var. Közde pişiriyor ustamız, İbrahim ustamız. Hemen girelim, böyle çeşit çeşit farklı konseptleri var. Ne yiyeceğini şaşırırsın. Hemen giriyoruz. Hem İbrahim ustamız anlatsın, biz de keyfini çıkaralım, tadına bakalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda İbrahim Usta var. İbrahim Usta kolay gelsin. Nasılsın, iyisin? Sağ olun, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. 50 yıllık bir işletme. 57 yıl. 57'ymiş bak. Benim başlangıç tarihimle beraber. Ha, 7 yıllık şırak dönem. Yani 78 yılından beri işletme. 78 yılından beri ve közde yapıyorsun. Şöyle Hakan'cığım bir yakından göster, pilavından. Bu ne oluyor? Böyle sırasıyla tanıtalım. Bu terbiyeli köftem paşam. Bunu ben şey yaparım. Benden başka bir lokantada olmaz yani. Yoğurtla yapılıyor yoğurt. Bu. Süper. Çok şimdi güzel bunda, gözüküyor. Bunun özelliği nedir biliyor musun? Bunda hiç yağ yok. Sıfır yağ. Etin kendi yağı, yoğurt. Başka bir şey direkt yok. Direkt yüzeye çıkıyor. Aynen bak. Süper. Şu nohudumuz. Bu 10 numara bir nohut. Süper bir nohut. Çok gidiyormuş herhalde nohut. Çok söylendi. En fazla bu gidiyor zaten. En fazla bu gidiyor. Bunun için münakaşeden bilene var yani. Bana kalmadı diye. Burada kuru fasulyemiz var. Kuru fasulye. Pilav da efsanedir. Bunun şimdi da talebi çoktur. Aynen öyle bak. Şu patlıcan göğüs. Bayılırlar buna. Musakkayla patlıcan göğüsü çok severler. Şu musakka. Musakka. Buna çok yorum yaparlar musakkaya. Şu kıyma sote. Kıyma sote de orada. Kıyma sotemiz, evet. Şöyle devam edelim. Şu bamya çorbamız. Bak bamya çorba küçücük. Harika. Yani bu büyük bu emek ister. Yanlış mıyım ben? Çiçek bamya. Bu harikadır. Çok lezzetli. Asıl olay burada başlıyor, evet, bak. Şurada kavurmamız. Kavurmaya baksana. Efsane gözüküyor. Kuzu eti mi kullanıyorsun? Hayır, şimdi bu dana tütünlük. Tütünlük. Kuzu etini yemiyorlar. Niye yemiyorlar? Baharda besliyorlar hayvanları. Koktuğu için memurların çoğu kabul etmiyor onu. Anladım. Bu açıdan bak. Şurada, hemen bak arka tarafta. Bu mercimek çorbamız bak. Mercimek çorbası. Altında kömürle sürekli kaynıyor. Bak İbrahim Usta, kömür şu közde ateşi olduğunu da bir gösterelim. Bak görüyor musunuz şöyle arkadaşlar? Baksınlar. Közde. Bunlar közde pişiyor. Ve bu şekilde. Bu yapılış aşamasında da közde pişiyor. Doğru mu? Hepsi bak. Şimdi bak. Her şey geçen, közde pişiyor. Bak çok bir, önemli. Çok arkadaşım bir lezzet tanesi, katar. Bir tanesi yani yorum yapmış. O tüpler dışarıdaki tüpler neyin dese demiş. Evet. Ha, ona şöyle izah edeyim. Bak şimdi bu yemekler kaynamaktan sonra bu kömürün üzerinde pişmez. Bir tane kaynatırsın buraya koyarsın. Kaynatırsın buraya koyarsın. Tüpün görevi sadece kaynatmak. Sadece kaynatmak. Yoksa mümkün değil, kömür ateşinde imkanı yok pişiremezsin. Doğrudur. O kadar suyla nasıl kaynatacak kömür? Yok mümkün değil. Yetmez. Doğru kaynatır kömüre koyarsın. Bir şey orada daha söyleyeceğim. Biz o zaman şöyle yapalım İbrahim Usta. Tamam. Nohut pilav yapalım. Bir de kavurmandan alalım. Tamam. Olur mu? Tamam canım. Başta pilavla açılışı yapıyoruz. Aa yeni geldi. Dumanı da üzerinde. Yeni çıktı zaten. Yeni çıktı hepsi. Hani kömür parıl parıl parlıyor. Bu da çok zor pişer. Nohutunu da ekledi şöyle. Lokum gibi oluyor dedin sen. Bu harika bir şey. Bu şekilde ne kadar İbrahim Usta? Bu şekilde 80 TL. Bu şekilde 80. Süper. Bir de kavurmanı alalım. Şu da kavurmamız. Bu da kavurma. Kavurmalar da şöyle tabağa ekleniyor. Oh. Bunun fiyatı ne kadar? 140 TL. Bu da 140 TL. O mesela zaman köftemiz. Şu köfte mesela en fazla 10 TL kadar. 90 TL. 90 Nohut. TL. 70 TL. 70. Kuru fasulye 70 TL. Bamya çok pahalı olduğu için 100 TL bunun porsiyonu. Kavurma 140. Patlıcanlar 90. 90. Kıyma da 90. Mercimek çorbamız 50. İşkembe 75. Paça 90. Valla eline koluna sağlık. Emeğine sağlık diyoruz. İbrahim ustamız gazeteye de çıkmış. Ya, ya canım bak Show TV çekti. Kanal 38 çekti. O çekti. Show TV çekti. Ondan sonra şey Anadolu Ajansı pardon. Anadolu Ajansı çekti. Şeyden geldiler. Kanada'dan geldiler. 2 sene önce. Yarım saat video çektiler. Burada gösterilmedi o. Türkiye'de bu tip yerleri araştırırlarmış. Ha, süper. O, çok güzel. O çok kalabalık bir ekipti. Kanada'da bilen şeyim var yani. Muhteşem artık. Var. Dünyaya açıldım diyorsun. Yok artık yaş geçti zaten. Açılsan maşallah onlar da. Eline koluna sağlık diyoruz. Bir sofraya geçelim. Bunların tamam, bir keyfini buyurun, çıkaralım. Tamam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar sofraya geçtik. Başta neyle başlayacağız? İbrahim Ustam getiriyor. Dolu dolu bir masa oldu. Çok da güzel gözüküyor. Zaten buraya geldiğin zaman neyi seçeceğine böyle şaşırırsın. Hepsi çünkü birbirinden lezzetli gözüküyor. Başta şöyle Hakan'cığım bir kavurmayla girelim olaya. Şöyle aldım. Şöyle başlayalım. Oo.
çiğnemene gerek yok. Dilinle döv, yut ve inanılmaz o suyu bile ayrı bir lezzet. Benim çok hoşuma gitti. Şu da aslında ilgimi çok çekmişti. Mutlaka dene dedi İbrahim Ustam. Şunu da kaçırmak istemedim. Bizim orada bunu mesela böyle küçük içli köfteler yapılır, içerisine atılır. Lebeni yani yoğurt çorbası olarak adlandırılır. Bu direkt etle mesela yapılmış. Bir de kocaman iri iri etler. Bu da ayrı lezzetli. En fazla giden ürünlerden bir tanesi nohut ve pilav arkadaşlar. Nohut nasıl parçalanmadan böyle kalmış çünkü yumuşacık. Pamuk gibi. Bak şöyle yakından göster Hakan. O kadar yumuşak ki bak dokunduğun gibi gidiyor. Gördün mü? İnanılmaz yumuşak. Neden bu kadar çok sevildiği belli. Nohut parçalanmadan pişiremez bu şekilde. Aynısını söyledim. Yani normalde bu kadar yumuşak olup parçalanmaması şaşırtıcı. Onun işte İbrahim Usta'nın işi var. Eline sağlık vallahi çok güzel. 57 yılın verdiği şey. Tecrübe diyorsun. Süper. Mutlaka denenmeli. Kuru fasulye. Bence tam kararında. Ne böyle çok sulu. Bunu da deneyelim. Yani şu ana kadar yediğim her şey efsane. Şu da böyle köz tadında mis gibi. Patlıcanı eğer seviyorsanız söylenir. Bu mevsimde bu lezzeti yakalamak zor diyorsun. Hemen deniyoruz. Ağzım yandı. Ustamın da dediği gibi İbrahim Usta'nın inanılmaz güzel. Yani buraya geldiğin zaman ne yiyeceğini gerçekten şaşırırsın. Her geldiğinde ayrı bir şey söyleyeceksin burada. Her şey dört dörtlüğü köz ateşinde pişiyor. İbrahim Usta'm da çok güzel anlattı. Biz burayı yiyelim sonra devam edelim. Şimdi Bankalar Caddesi'nde meşhur turşucu Bayram Usta'ya geldik. Burası defalarca söylendi. Mutlaka git dediler arkadaşlar. Ben de turşu suyu sever olarak burayı kaçırmak istemedim. Hemen girelim ustamızla muhabbetimizi edelim. Böyle güzel bir turşu suyu içelim. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Şerafettin Usta yanımızda. Şerafettin Usta'm nasılsın? İyi sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Nasılsınız? Siz de iyisiniz. Bomba gibiyiz. Muhteşemiz. Maşallah. Yediklerimizi biraz sindirmeye geldik turşu suyuyla. %100 yediklerinizi tamamen sindireceğiniz bir turşu suyu. Size ikram edeceğiz inşallah. Vallahi çok güzel. Bak doldurmadan şunları bir gösterelim. Bunlar ne oluyor? Bak yumurta turşusu. Yumurta turşumuz, muz turşumuz. Neler var böyle enteresan başka? Envai çeşit. İçeride elmalısından tut. Elma, kivi, diğer meyve çeşit turşularımız hepsi var. Dur. Bu karpuz mu? Evet. Ufak karpuz. Karpuz, muz. Yani enteresan ilk defa bu kadar çeşit görüyorum. Sarma bile var ya. Evet, sarma. Sarmanın turşusunu yapmışlar. Valla helal olsun. Biz tabii ne yapacağız? Güzel bir bardak yaparsan bize. Güzel bir bardak şöyle karışımdan. Size de şöyle ikram edeyim. Başta ne giriyor buraya? Burada salatalık koyuyoruz ilk önce. Tamam. Güzel. Salatalık ondan girdi. Sonra isteyene biraz lahanamızdan ilave yapıyoruz. Bayılırız lahanaya çıtır çıtır. Evet şöyle hafif acılı. Turuncu turuncu. Tabii ki. Bak şurada özel fıçın var bir de. Evet. Fıçı da veriyorsun. Fıçımız. Tahta fıçı da veriyorsun. Tahta fıçı da. Bir de bunun yanında tabii burada bir gelenek herhalde. Yanında kete. Ketemiz var. Şöyle kete olmazsa olmazı değil mi? Kesinlikle. Turşu beraber. Söyleyen kete. Bu yöresel bir lezzet değil mi? Yani bu tabii. Yöreye ait mi? Şöyle kete tamamen bize özel yapılıyor. Size özel katı yapılıyor. Yağ yok tamamen. Ne var içinde bunun? Ayçiçek yağı var ve unla kavrulmuş bir iç var içinde hazır evet. Güzel. Harika bir kete. Evet. Harika bir kete. Hafiftir. Keteyle beraber turşu şu anda çok güzel. Ne kadar şu an turşumuz? 10 TL. 10 TL'de ketemiz 20 TL. Hala çok hala ölüyor. 10 TL ile biz meşhur olduk. 10 hala 10 TL evet. Bir şey kalmadı gerçekten. Kesinlikle. Şu anda insanlar 40 yıldır bir lezzeti 50 yıldır tatsınlar diye şu anda hizmet sunuyoruz. O zaman bir sofraya geçelim. Tabii ki. Sağlık. Buyurun efendim. Evet arkadaşlar sofraya geçtik. Başta ne yaparsın? Başta şöyle suyundan bir tadalım. Oo güzelmiş bak. Harbiden başarılı. Çok acı değil. Tam kararında bence. Karışık bir tane alalım. Çıtır çıtır mis gibi. Yanında dediğimiz gibi şöyle kete veriyorlar. Sıvı yağ ve un var içerisinde. Normalde bunu tost makinesine de basıyorlar ama ustamız dedi ki eski müşterilerin hepsi bayat kete seviyor. Neden dolayı turşu suyuna çok güzel gidiyormuş. Ben de ısıttırmadım açıkçası. İstiyorsan ısıtabilirim dedi. Bence muhteşem bir uyum. Özellikle böyle hangi bölgeye gitsem turşu suyunu kesinlikle ama kaçırmıyorum. Bazı yerlerde çok iyi oluyor, bazı yerlerde orta standartta oluyor ama bu turşu benim çok hoşuma gitti. Biz bunu çıtır çıtır yiye yiye suyunu da içeriz, biraz rahatlarız. Ondan sonra da devam ederiz tabi. Evet arkadaşlar şimdi de Şükrü Usta'nın yanına geldik. Neresi? Meşhur tandır ve testi kebabı. Şükrü Usta'nın yanındayız. Şükrü Usta'mız da yanımızda. Şükrü Usta'm nedir bunlar? Kuru fasulye. Su destesinde kuru fasulye. Kayseri'de, Türkiye'de, dünyada Kayseri'de bir tek benim şeyimdir. Bunu içerisinde sabah 2 gün evvelinden hazırlama yaparız. Sabahleyin getir burada ateşini bunun üzerine koru. Bunun ateş üzerinde gibi. Yavaş 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 pişer. Ondan sonra da şöyle. Şöyle yakından gelelim. Açılışına tam denk geldik Şükrü Usta'm.
Heh, şöyle yakından göster. Mis gibi dumanın üzerinde. Şu an bu kuru fasulyemiz. Aynen, bu da kuru fasulyemiz. Hemen içeride tandırların var. Onu da bir gösterelim istiyorsan. Aynen tabii. Süper. Tabii, eline koluna sağlık. Teşekkür ettik. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Şükrü ustamız yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk gençler. Çok değişik bir sistemin var. Böyle bir Hakan bizimki, Güler bir. Bu bizim sırf Yozgat usulüdür. Nasıl oluyor bunun sistemini bir Şükrü ustam bir söyleyebilirsin. Biz koyun etini böyle parça parça parçalarız. Belli pişilere. Mesela şu bu gerdan. Bu gerdan boyun kısmı. Evet tabii. Bak orada farklı çalışmalar var. Bu ne oluyor? Tandır mı oluyor? Bu da bu Yozgat'ın meşhur kuzu büryan kebabı. Kuzu büryan kebabı. Evet. Kuzu tandırı Yozgat'ın meşhurdur. Sırf koyun etinden olur genellikle. Kuzu eti daha tabii orijinal olur ama şimdi kuzunun mevsimi değil. Bunun özel ocağıdır. Bu özel ocağında ne kadar pişiyor burada? 5-6 saati bulur. Odun ateşi bu değil mi? Tabii 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 tabii. Bak suları şıpır şıpır damlıyor. Fevkalade, fevkalade pişmiş şekilde. Bak şöyle de şey yapabilirsiniz. Bak görüyor musunuz? Bak 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 bak. Kendiliğinden ayrılıyor. Kaç saat pişiyor bu? 5-6 saat. 5-6 saat pişiyor. Tabii tabii. Sunumunu nasıl yapıyoruz? Onu da bir gösterelim tabii, Şükrü Usta. Tabii işimiz var. Güzel bak şöyle tabaklarımızda. Efendim şöyle şu şekil. Şöyle pilavını da ekliyorsun tabii, yanına. Tabii pilavını da ekliyorum. Pilavın üzerine fasulye çekeceğim. Fasulye bak testinin içerisinde böyle fasulyeleri görüyorsunuz genç, arkadaşlar. Gençler bak bu fasulyede dışarıda görürseniz. Sıcak kalması için de kenara koyuyor hemen tabii, ortası. Tabii. Geldiğimizde tam şu ortadaydı zaten. Tabii. Hemen akabinde ekmekler tabii, çıktı ortaya. Ekmeğini güzelce şey yaparız doğrarız. Hemen kenarına iliştirdin usta. Tabii. Tabii soğan olmazsa tabii, olmazı. Soğanımız olması olmaz. İki aşık gibi etin yanında soğan illa tabii, olacak. Domatesler geldi. Bu biberleri genellikle ya kızartırız. Bu da içine atıyorsun. Ufak şişleri, şirin tabii, şişler çıktı ortaya. Bu özel cin biberi. Cin biberi yakışır. Adı üstünde. Hemen oraya bıraktın. Bıraktım. Etimizle uğraşmaya geçebiliriz. Tabii. Şöyle bak görüyor musunuz? Oo, lokum gibi olmuş. Yani 5 saat boyunca pişiyor. Bu hale geliyor. İçi sulu sulu, dışı iyiden iyiye karamelize olmuş. Diyecekler ki yok dışı yandı diyecekler ama bu yanma değil. Hayır değil. Bu tamamen bak içini gördüğünüz sulu sulu kuru kalmamış arkadaşlar. Bak yağından biraz, etinden biraz lezzet versin. Kaç gram giriyor ustam ortalama buna? Müşterinin isteğine bağlı. Normalimiz bizim 70 gram. Bu ama 70 gram değil mi? Evet. Ne kadar ustam bu şekilde bu tabağa geldi 130, yemek istedi müşteri? 130 lira. Bu şekilde 130 TL'ye veriyor. Tabii en son bir biber dokunuşu gelecek. Da, bak yağına da batırdı ustam. Bunun kendi özel yağıdır. Esas kendi şeyi yağ, de bundadır. Yağına da bandırdı. En son cin biberler ortaya çıktı. Közde pişmiş ve olay budur. Bu tabak 130 TL. Ustam son bir yakışıklı yapmak için maydanozunu da iliştirdi ona. Bana benzesin diye. Ben de yakışıklıyım ya gençler. Evelallah yani. Eline koluna sağlık. Sonra ikincisi de bu mesleğe daha yeni başladım. Ya bir 58 sene falan. Yeni sayılır. Ben yaş de bir an gerçek sandım ama maşallah var. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ettik. Biz o zaman sofraya geçiyoruz. 58 sene oldu. Devirdin 58'i. Evet 58 senedir bu işin içerisindeyim. İşimiz tandır yapmakta. Önerden bek anlamaz. Yozgat'ın meşhur şeyimiz Yozgat olarak da. Senin memleket? Yozgat. Sen Yozgatlısın. Yozgat merkezdeyim. Süper evet, süper. Evet. Zaten bu güzel lezzeti Kayserililere tattırıyorsun. Buyurun oturun onu da tamam, siz yiyin gençler. Teşekkürler. Benden ikram sağ olsun. Sağ ol. Eline koluna sağlık. Yok tabii, olmaz. Buyurun. Teşekkürler. Çok sağ ol. Biz hemen sofraya geçelim keyfini çıkaralım. Tamam. Evet arkadaşlar sofraya geçtik. Dumanın üzerinde etimizi şöyle Hakan yakından göster. Şöyle önce böyle sade tatmak istiyorum. Pişme oranı muazzam. Lokum gibi akıp gidiyor. Çok güzel. Çok güzel bir tabak olduğunu düşünüyorum. Hem böyle üzerine fasulyesi, kuru fasulyesi, pilavı. Diğer yanda soğanı alıyorsun. Biberle devam edip yağlı ekmek ve etle sonuca gidiyorsun. Çok keyifli bir tabak bence. Şükrü ustamın muhabbeti de güzel. Buradan hem gelirsin lezzetini yersin. Şükrü amcamla da muhabbetini yaparsın. Yoluna devam edersin. Dünyanın 7. de 8. harikası bu. Dünyanın 8. harikası süper. Eline sağlık Şükrü ustam. Çok güzel, çok lezzetli olmuş. Evet arkadaşlar şimdi biraz yediklerimizi sindirelim. Nereye geldik? Bankalar Caddesi'nde lokum evine geldik. İçeride çeşit çeşit lokumlar var. Kaymaklısından, frambuazlısından, portakallısından. Hemen girelim. Ben de lokum sever olarak bu lezzeti de kaçırmak istemedim. İçeri giriyoruz. Abimizle sohbetimizi edelim. Lokumları yaptıralım. Keyfini çıkaralım. Hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımızda Erdal ustamız var. Erdal ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş abi, bulduk. Şöyle kaymakları önüne koymuşsunuz. Şu anda önümüze tayin var. Pardon. Şu tayin lokum mu oluyor? Bu lokum evet. Bu lokum. İncecik açılıyor. Evet, bunu incecik açıyoruz. İmalatta. Süper. Nereden eli böyle oklavayla açıyoruz. Oklavayla açıyoruz. Kendimizi hazırlıyoruz. Şu gördüğünüz şu anda ne oluyor? Tahin. Bak, şu anda tahini yakından gösterelim. Tahinli lokum yapacağız. Ha. Şöyle bir kıvamını gösterebilir miyiz? %100 doğal katkısız. Oo. Bunun içinde bir şey var mı ekstra? %100 doğal tahinimiz. Doğal başka tahin. Bir şey değil. Orijinal tahinimiz. Çok güzel. Tahinli lokum yiyeceğiz bu arada. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Tahinle ufaktan ufaktan eklenmeye başlandı. Sarıyorum. Üzerine böyle ekmeğin arasına tahin, evet, çikolata sürer gibi evet, evet, her tarafına yediriyorsun. Bolca bolca çalıyor.
diyoruz ki soğuk günlerde vitamin olsun. Süper, muhteşem. Tabii sen tek çeşit de yapmıyorsun. Yanlış yok, mı? Hayır. Nelerimiz var? Şu anda yapmış olduğumuz, özellikle bugün de yapmış olduğumuz tramboaz, ahududu, limon, portakal, karamel, çikolata, tahin, kaymak. Süper, çok güzel. Önüme söyleyeyim, fındık gezmelimiz var. Biraz yapışsın diye su çalıyoruz. Üzerine, su çalışması yaptık. Evet, biraz su çalışması. Hindistan cevizi bağlansın diye. Şunu da Hindistan ceviziyle görmüş olduğunuzda şu şekilde yapıyoruz. Yılan gibi oldu. Bunu arka tarafa alıyoruz rahatça görebilmeniz için. Artık kesme çalışması mı olacak? Tam operasyona girişiyoruz evet. Ameliyete girer evet. Gibi. Süper ya. Bunu izlemesi de keyifli. Yemesi de keyifli. Yemesi de keyifli diyorsun. Ne kadar şu an şimdi kilosu? Şu anda kilosu 160 lira. Kayseri'de biz yapıyoruz bunu. Süper. Anladım. Şehir dışına da gönderiyor musun? Türkiye'nin her tarafına kargo servisimiz var. Gönderebiliyoruz. Çok güzel. Bunun kaymaklısı da var dedi. Evet evet. Şöyle bir istersen bir de kaymaklı yapabiliriz isterseniz. Bir tane de kaymaklı tamam, görelim o zaman. Tamam. Bir de kaymaklı gösterelim ben size. Camız kaymağımızı çıkartacağız. Camız kaymağı. Evet. Kaymaklar burada çıktı ortaya. Şurada görmüş olduğunuz da camız kaymağımız. Katkısız 100 yani manda kaymağı değil mi? Evet. Bir tarafta biz camız diyoruz ama manda kaymağı. Tamam. Evet. Kaymaklar evet. Şöyle kıvamını da görüyorsunuz. Yani. Çok güzel de bir kıvamı var. Evet, İyiden iyiye karıştırdın sen yani bunu. Yani herhangi bir şey diye süt veya şey diye, krema falan değil. Görmüş olduğunuz gibi. Direkt orijinal evet. Manda kaymağı. Şimdi bolca çalıyoruz. Buna da tahinle evet. Yaptığın gibi. Evet. Yine evet. Aynı şekilde. İşlem aynı. Sürüyorsun. İşlem aynı evet. Bolca kaymak çalıyoruz. Bunun kilosuna kadar? Fiyat aynı 160 lira. Tüm çeşitler 160 TL. Burada yaptığımız tüm çeşitlerimiz 160 lira efendim. Süper. Çok güzel. Şu anda görmüş olduğunuz da orijinal manda kaymaklı lokumumuz. İşlem aynı. Kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Bir yarım asıra yakın oldu. Yarım asır. Yarım asıra yakın oldu. Maşallah. Böyle yapıyoruz. Bunu da Hindistan cevizine buluşturuyoruz. Tamam. Bu da aynı işlemden evet, geçti. Evet. Şimdi kesme çalışması evet. Başlayacak. Aynı şekilde bunu da arkaya alıyoruz rahatça kesebilmemiz için. Kaymaklı olanlarda kesilmeye başlandı. Bunun da kilosu 160 TL. Afiyet olsun efendim. Burada birer tadım yapabilir miyiz? Tabii 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 buyurun. Başlayalım. Kaymaklıya başlayalım. Bol tahinimiz şöyle. Arkadaşlar bunu size de ikram edebiliriz. Şöyle bol tahini. O kaymaklı çok güzel. Süper süper. Bir de tahin ikram edeyim ben size. Bir de şöyle tahinin tadına bakalım. Beni çok tatmin etti kaymaklı. Afiyet şeker olsun. Şimdi... Aynı şekilde görmüş olduğu şekilde böyle devam ediyoruz. Hazırlıyoruz. Tahinde şöyle bir şey var. O şekeri dengeliyor. Evet. Zaten direkt gelmez. Yavaş yavaş. Artık onu hissedeceksiniz. Çok güzel. Afiyet şeker olsun efendim. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu sipariş de edebiliyor musunuz? Teşekkür ettik. Eline koluna sağlık. Afiyet şeker olsun. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar şimdi de Bankalar Caddesi'nde çiçek develi cıvıklısına geldik. Burada develi cıvıklısı yiyeceğiz arkadaşlar. Çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Sulu sulu oluyor. Develi cıvıklısı denmesinin nedenlerinden bir tanesi de arkadaşlar böyle suyu akıyormuş arkadaşlar piştikten sonra. Bayılırım ve içeri giriyorum. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımızda Halil var. Halil nasılsın? İyisin? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bölgenin böyle yöresel lezzetlerinden bir tanesini aynen yapıyoruz. Aynen en meşhurlarından. Develi cıvıklısı mı? Aynen. Başta hamurları böyle elinle ne yapıyorsun? Şeklini veriyoruz. Şeklini veriyorsun. Ara ara masaj yapıyorsun. Ara ara da iyi davranmıyorsun ona. Aynen. Vura vura kıvama getirdin sen aynen. Onu. Şimdi şöyle bir iç harcımız var. Ne giriyor bunun içerisine? Var. Domates, biber, ayrıyeten de az bir tuzumuz var. Başka baharat falan kullanmıyoruz içerisinde. Bu kıyma sadece kıyma mı yoksa kuşbaşı kıyma? Kuşbaşılık. Sulu sulu kalıyor herhalde. Su olmaz. Bunun sulu olması içindeki biraz yağından kaynaklanıyor. Yağından dolayı. Çıktığında görürsünüz. Süper. Ben de çok merak ediyorum çünkü aynen. Bu lezzet bu bölgenin bir lezzeti. Başka bir yerde yapılmıyor herhalde. Doğru yani mu? Yani. Kayseri lezzeti mi bu? Kayseri'nin develi lezzeti. Kayseri'nin develi lezzeti. Aynen. Ne kadar bir tanesi bu şekilde? Bir tanesi 120 TL. Bu şekilde 120 TL veriyorsunuz. Bir tane... Yanında farklı şeyler veriyorsunuz tabii herhalde. Soğanı, biberi, soğanları da bir gösterelim. Bunu da fırına veriyorsunuz değil mi? Taş tabii fırına. Ki. Odun ateşinde olduğunu da gösterelim. Kenarda aynen. Bak biberleri de attı ustam. Soğanımız da közleniyor. Soğan da közleniyor. Akabinde şöyle iyiden iyi açıldı o. Ve artık odun ateşiyle buluştu arkadaşlar. Kaç dakika yapıştı? 5 dakika. 5 dakika o zaman sabırsızlıkla bekliyoruz. Eline koluna sağlık diyoruz. Çıkarken afiyet bir görüntü olsun. Daha alırız. Evet. Şimdi cıvıklığımızı alıyoruz. Ooo mis gibi. Çok güzel gözüküyor. Heyecanlandım yani. Eline sağlık. Afiyet ne yapıyoruz? Olsun. Başka bir şey uyguluyor şurada mu? Şurada kesiyoruz herhalde. Kesim uygulaması var arkadaşlar burada. Evet şöyle artık kesim aşamasına geldik çıtır çıtır. Mis yanına gibi şöyle soğanları da gösterelim. Soğanlar da pişti. Hı. Bunun üzerine bir de maydanoz dokunuşu yapıyormuşsunuz herhalde işleye bağlı. Vallahi güzel olur. Varsa alırız. Şöyle üzerine közlenmiş biberler geldi. Odun ateşinde pişmiş. Üzerine şöyle maydanoz dokunuşu da gelince efsane oldu. Biz o zaman sofraya geçelim. Bu lezzetin evet. Keyfini çıkaralım. Halil eline koluna sağlık. Afiyet teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olasın. Evet arkadaşlar sofraya geçtim. Şöyle bir şey var. Testiyi görüyorsunuz. Bu Erciyes'ten böyle kar suyu dediler. Şöyle sürekli oluyormuş bu. Başta suyla bir açılış yapalım. Çok lezzetli dediler çünkü. Oo, tabii nasıl bir ortamdayız? Yanımızda şöyle sobamız var. Mis gibi hem ısınıyoruz hem de şöyle alalım develi cıvıklısından. Bir tadına bakalım.
Oo. O kenarlar çıtır çıtır. Kuşbaşılı olmasının bence büyük avantajı var. O etin lezzetini iyiden iyi alıyorsun. Böyle hem yağlı hem lezzetli. Yani efsane bir şey. Süzme yoğurttan yaptıkları ayranlar arkadaşlar. Bunu da çok övdüler. Hem kıvamlı hem lezzetli. Çok güzel. Şu çok ilgimi çekti. Şöyle yoğurdun üzerine pekmez atıyorlar. Bunu da ikram ediyorlar. Salatası geliyor. Yanında soğanı, biberi, limonu, ayrıyeten turp, maydanoz. Yani tek ürün istiyorsunuz. Yancılar da bu şekilde. İnanılmaz güzel. Hem ortam çok güzel. Hem lezzet çok güzel. Bir de buranın cevizlisi de güzelmiş. Ben tabii bunu tercih ettim. Bunu da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir tercih. Mutlaka ama mutlaka denenmeli diyorum. Özellikle bu bölgeye geliyorsanız mutlaka denemelisiniz. Evet, Adalet Sarayı karşısındaki Sinan Kafe'ye geldik. Burada enteresan bir lezzet. Yine yöresel lezzetlerden bir tanesinin tadını bakacağız arkadaşlar. Dilaburu. Duydunuz mu bilmiyorum ama yöresel bir lezzet. Ekşim Trak bir lezzet. Çok merak ettiğim bir lezzetti. Yine içeri girelim. Keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Mehmet var. Mehmet nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ettim. Sağ olasın. Yöresel bir lezzet. Evet. El yapımı. Evet. Değil mi? Ne olarak geçiyor bunun adı? Dilaburu bir bitki. Tamam. Vücudu belli başlı yerlerine çok faydası olan. Şöyle ben servisi yapayım. Evet. Şöyle yakından çek Hakan. Sen anlat. Özellikle Kayseri'mizin Bünyan, Akkışla gibi bazı bölgelerinde yetişen şifalı bir bitki. Siz bunu nereden geçiriyorsunuz? Robottan mı geçiriyorsunuz? Biz bunu önce içeride mutfakçı, içeride çalışan arkadaşlarımız kendi eliyle süzdürüyor. Yani küçük küçük yuvarlak yuvarlak. Sonra meyve gibi kenara koyuyorlar üstünden çıkan malzemeleri. Suyla karıştırıyorlar. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Böyle bir bitki. anlatamadım şeyini. Yo, süper. Şu fosi, fosi değil de o hani üstünden bir şey çıkıyor, ona ne deniyor? Posa. Posa, onu da demek istemedim. Posası doğru. Yani en son şeyini. Olsaydı bir tane gösterirdik. Sakıntı hani yok. İçinin suyunu alıyoruz. Anladım. Bitkisi suyunu kenarda sürüyor, kalıyor. Şekerini koyuyorsun. Evet. Ekstra bir baharat veya herhangi yok, bir şey gelmiyor. Yok, baharat veren yok. Direkt şekerin, meyvenin kendisi. Aynen. Şekerini de biz atmıyoruz. Müşterilerimiz bazıları şekersiz olarak tüketebiliyor. Aynen. Süper. İsterlerse kendileri atıp tatlandırılabiliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu seveni de çoktu. Sevmeyeni evet. de vardı. Bu benim hoşuma gitti çünkü böyle ekşim trak lezzetlere ben bayılıyorum. Kokusu böyle bazı insanlara keskin de gelebilir. Aynen. Sen seviyor musun? Yani pek... Çok seviyoruz mu diyecektim. Sıkıntı yok. Sevmiyorum yok. Ama şaka yapmıyorum. Bunu çünkü ben birçok kişiye sordum. Yolda mesela esnaflara da soruyorum bunu. Bunu mekanlar da veriyor yemeğin yanında. Seveni de var, sevmeyeni de var. Aşığı çok. Ben burada olsam bunu içerim. Yemeklerin yanında çok güzel gider bence. Çok aynen. lezzetli. Biz de Kafe Sinan elimizden geldiği kadar misafirlerimize ikram etmeye çalışıyoruz. Süpersiniz. Tadlarını çok güzel. Evet, çok kıvamını da görüyorsunuz. Posasını görüyorsunuz. Zaten bak doğal olduğu posasından belli oluyor. Fiyatı ne kadardı bu arada? Fiyatı 35 TL. Fiyatı da 35 TL. Görüyorsun. Burada doğal havuz var değil mi? Evet. Şöyle Hakan'cığım bir yakından gösterelim. Kayseri'deki tek doğal havuz buradaymış arkadaşlar. Yukarıda yoncalar var. Dibinde balıklar var. Ortam özellikle burası yazın cıvıl cıvıl olur bence. Muhteşem olur. Gelirsiniz burada yöresel lezzetler de veriyorlar. Gelirsiniz özel ne deniyordu? Dilaboru suyu. Dilaboru suyu arkadaşlar. Dilaboru suyunuzu da içersiniz. Yolunuza devam edersiniz. Bence bu sindirimi de destekleyecektir diye tabii tahmin ki. Ediyorum. Her derde deva. Faydalı bir şey. Teşekkür ettik. Rica ederim. Senin de içmeni tavsiye ediyorum bundan sonra. Devam edelim bunu içtikten sonra. Evet arkadaşlar, şimdi de inanılmaz lezzetli bir şey yemeye geldik. Benim en sevdiğim lezzetlerden bir tanesi pöçtandır arkadaşlar. Pöçe bayılıyorum. Kendim dediğim gibi evde de yaptım. Çok lezzetli oluyor. Tabi burası da çok söylenen yerlerden bir tanesi. Hemen girelim. Pöç dışında başka bir lezzet varsa onun da tadına bakmak isterim. Giriyoruz, kendimize göre bir şeyler seçiyoruz ve buranın keyfini çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Selçuk ustamız var. Selçuk ustam nasılsın, iyisin? İyiyiz elhamdülillah, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası çok söylendi. Neden dolayı? Yani oranın evet, mutlaka pöçtandırını yemeden gitmedi. 10-12 yıllık köç işini yapıyorum. Süper. Kayseri'de demeyeyim, daha doğrusu Türkiye'de tek meşhur diyebiliriz. Tek Bağdat meşhur diyorsun. Hı. Gösterelim sunumu nasıl yapıyoruz. Yanında ne veriyorsun? Elde bir pilavın var. Kocaman kazanın içerisinde. Oo. Zaten sadece köçü geçtim. Bunu bile yese keyif pilavımız. Alırsın. İç pilav. Dediğin gibi ne ekleniyor bunun içerisine? Kemik suyuyla yapıyoruz bunu. Tamamen. Süper. Tamamen doğal, kemik suyu. Evet. Muhteşem. Şu sarı gördüğümüz o zaman ilik suyu i̇lik değil mi? İlik yağı diyebiliriz. İlik yağı. Aynen. Neler var? İşte bademi var. Karabiberi var. Yeni bahar var. Kuş evet. üzüm var. Tarçınımız var. Süper. Sunumunu da gösterelim. Pöç tandırını da gösterelim. Ondan sonra keyfini çıkarırız. Şöyle özel aparatın içerisine Selçuk ustamız böyle iç pilavından ekleyip böyle bir tabaklama çalışması yaptı. İç pilavımız bu şekilde. Tamam. Bak burada efsane bir şey görüyorum ya. Şuna bakar mısın? Muhteşem gözüküyor. Kaç saat pişiyor bu Selçuk ustam? Ortalama 16-17 saat pişer. Ooo muhteşem. Bu kalojen bombası değil mi? Aynen. Dudakları aynen. yapıştırır aynen. mı? Aynen. Yapıştırır değil mi? Zaten böyle kemiğinden ayrılıyor zaten. Böyle alırken bile ustamız zorlanıyor. Bir porsiyon ortalama kaç tane giriyor? 3 tane üç mi? 3 boğum.
mum giren, evet. 3 mum giriyor. Bu şekilde sunumunu yapıyorsunuz. Aynen. Selçuk Usta'm ne kadar şu an bunun bu şekilde porsiyonu? 330 TL. Bu şekilde 330 TL'ye veriyorsunuz. Bunun yancıları var mı? Evet. Süper. Selçuk Usta'mız dedi ki çok özel bir ürünümüz daha var dedi. Bunu evet. Yemeden geçme dedi. Aynen. Tamam, özel ürünlere bayılırız. Nelerimiz var? Şöyle gösterelim. Ne oluyor bu? Boyun kebabı. Kuzu boyun değil mi? Şöyle evet. Bir tanesini çıkarıp böyle gösterebilirsek. Hatta zaten tabağını hazırlamış ustamız. Nasıl sunum ediliyor? Çok özel bir tabakta. Şöyle. Oo. Bu kaç saat pişiyor ustam? Bu da aynı ortalama 16-17 saat bu boyunca. Bu da 16-17 bak. Ölçüle beraber uyuyan ateş dediğimiz kısık ateşte pişer. Oo. Fena bir şey bu ya. Harbiden özel bir sunum. Özel bir lezzet. Eline koluna sağlık. Bunun fiyatını öğrenelim. 390 TL. Bu şekilde bu da 390 TL. Yine yanında ezme çeşitlerimiz mevcut. 6-7 çeşitte yanında yancıları olacak. Evet. Süper. O zaman biz bu iki lezzeti alalım yukarıya çıkalım keyfini çıkaralım. Afiyet teşekkürler olsun. Selçuk Usta'm sağ olasın. Evet büyük bir heyecanla sofraya geçtim. Yani efsane iki lezzet. İkisi de birbirinden güzel gözüküyor. Daha yemeden ne kadar güzel olduğu belli zaten. Şöyle bir yakından girelim. Başta neyle başlıyoruz? Pöşteye başlayalım arkadaşlar. Şuna bakın dokunduğun gibi çıkıyor zaten. Kemiğini şöyle rahatlıkla alıp kenara atabiliyorsun. Zaten 12 saat pişmiş. Yumuşacık olmama ihtimali yok. Şöyle tutuyorum. Fena bir şey. Fena. Bu arada pöş dediğimiz o dananın kuyruk kısmı arkadaşlar. Yani bu kadar lezzetli bir şey. Ben kendim de yaptım bunu evde. Taş fırında yapmıştım. Hatta Instagram'da paylaşmıştım. Çok pişme oranı muazzam olmuş. Kesinlikle ne kuruma var. Lokum gibi de olmuş. Şöyle bak şuna da bak. Bunu zaten tenceresinde gösterdik. Bademi var. Yeni baharı var. Tam bir iç pilav. Efsane bir lezzet. İlk suyu da yapmışlar. Bu da dört dörtlük. Yani ustam hakkını vermiş. Buna neden bu kadar söyleniyor? Çok daha iyi anlıyorum. Yancı olarak görüyorsunuz arkadaşlar 5 çeşit mezesi var. Şu an bunlar benim daha çok ilgimi çekiyor tabii. Şuna bakın. Şöyle göstereyim. Boyun kısmı arkadaşlar. Yumuşaklığı görüyorsunuz. Fazla bir kuvvet uygulamıyorum. Hafiften hafiften kenara çekince zaten ortada bunun bir kemiği var. Boyun kısmı olduğu için göstermek istedim. Güzel pişmişse zaten tadına yine doyum olmaz. Şuna bakın. Yağlı bir parça genelde bu arkadaşlar. Çok yağlı olur. Ne kadar yağlı olursa zaten biliyorsunuz yağlı şeyler özellikle kendi doğasında kendi içinde yağ varsa 10 numara 5 yıldız olur. Keza öyle. Gerçekten özel bir lezzet bu. Bunu da zannedersem üzerine bu 3 pilavı ceviz dokunuşu yapmışlar. Gördüğünüz gibi önden ceviz diğerinden biraz daha farklı. Bu tabağa daha çok çalışılmış. Çok daha güzel bir sunumu yapılmış. Yanında patates püresi. Çılgın bir şey bunlar ya. Harbiden çılgın. Çılgın iki lezzet tattım diyebilirim. Farklı şehirlerde böyle güzel lezzetleri tadınca ayrı mutlu oluyorum. İstasyon Caddesi'nde Altın Dede Pide Fırını'na geldik. Nevzi'de yiyeceğiz arkadaşlar. Yöresel bir tatlı. Yanlış mı söyledim? Nevzi'ne. Nevzi'ne yiyeceğiz arkadaşlar. İlk defa duyduğum bir lezzet. Çok güzel. Taş fırında pişen bir tatlı. Ama klasiğinden biraz farklı. Pekmez de böyle şiresini döküyorlar. Efsane bir lezzet olduğunu söylüyorlar. Yöresel bir lezzet. Hemen girelim. Nasıl yapıldığını bir anlatsınlar bize. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımızda Egemen var. Egemen nasılsın? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Burada katmerler yapılıyor. Yöresel bak tatlılar yapılıyor. Evet. Bunun için geldik. Aslında biz birçok böyle lezzet var. Kayseri'mizin nevzinesi bu. Nevzine olarak evet, geçiyor. Genelde evde yapılan bir tatlıyken artık işletme bazında da sunuluyor bu tatlımız. Altında böyle farklı bir şey görüyorum. Bir pekmez. Sıvı görüyorum. Pekmez mi oluyor? Evet, doğal kendimiz kaynatıyoruz tamamen pekmezi. Bu sene Kayseri'nin Yeşilhisar ve İncesu mevkilerinin pekmeziyle yapıldı. Üzümünden elde edildi pekmez. Neler giriyor bunun içerisine? Bileşen olarak tamamen tereyağı, tahin, bol miktarda ceviz ve bir miktar zeytinyağı kullanarak yapıyoruz. Oo süper olur. Zaten ürünlerimizin hepsinde sadece tereyağı ve zeytinyağı kullanan bir işletmeyiz. Biz bitkisel katı margarin falan kullanmıyoruz hiçbir üründe. Nerede pişiyor? Önce taş fırınımızda pişiyor. Taş fırında pişiyor evet. Bir de. Akabinde biraz dinlendikten sonra pekmeziyle tatlandırıyoruz. Hemen bir sunumunu yapalım. Bana bir tane verebilirsen sana zahmet. Şöyle yakından girelim Hakan'cığım. Oo mis gibi. Hemen şöyle bir tabaklama çalışması yapıldı. Ne kadar şu an bunun güncel fiyatı? Şu an 400 lira kilogram fiyatı. Şu an 400 lira. Çatalla yiyebilirsiniz sadece. Hemen burada yanında tadına bakmak tabii, tabii, istiyorum. Lütfen. Şöyle. Bak kurabiye gibi bir evet, formu var. Öyle bir formda. Biz çok şıpır şıpır çekmesini istemeyiz. Belli bir miktarda pekmez tadını versin, çeksin. Üst tarafı biraz kuru olabilir. Evet. O ceviz tadını alıyorsunuz zaten evet. Kırt kırt yeniyor. Pirinç havanda dövüyoruz cevizi bile yani. O noktada tamamen. Bunun yanında çay efsane gider. Çay da bunu tüketeceksin. Müthiş, müthiş. Bir de mevsimi geldi. Tam kış mevsimi. Havalar soğudu. İyi gider, ısıtır. Nevzinin pekmezi geldi. Sezona zor yetiştik zaten. Pekmez bitince bir dönem çıkaramadık nevzineyi. Sezon da başladı. Tazelendi tezgahlar. Burada birçok çeşit ürün var tabii. Evet. Bak arkada ablalarımız çalışıyor. Ekmek de yapıyor. Bunlar Kayseri yağlamasının şebitleri şu an yaptıkları. Kayseri yağlamasının alt hamurlarını el açması yapıyoruz biz. Bak şöyle gösterelim. Kayseri yağlamasının ekmeği bu arkadaşlar. Burada yapılıyor. Her yerde mekanlar buradan alıyor değil mi? Kayseri'nin kilometrelerce ötesinde sağ olsun gelip alıyor insanlar. Evlerden de alanlar tabii, vardır. Tabii tabii. Evlerde yapan anne babalar artık birçok insan var ama kolaylık olsun diye biz işletme olarak üretiyoruz. Hiçbir şekilde nişasta ve benzeri
benzeri ürün de kullanılmıyor. Tamamen kendi unuyla hanımlar burada elleriyle açıyorlar. Makine kullanmıyoruz. Süper. O yüzden çok seviliyor zaten. Elinize kolunuza sağlık. Egemen eline koluna sağlık. Afiyet çok teşekkür olsun. Ediyorum. Biz tatlımızı yiyelim, yolumuza devam edelim. Sağ olasın. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, en fazla söylenen yer, en fazla çarpı alan yere geldim. Birçok kişi tarafından söylenen ve en fazla söylenen yerlerden bir tanesi. Nereye geldik? Elmacıoğlu'na geldik. Ne yiyeceğiz burada? Burada yağlama yiyeceğiz. Bir de İskender yiyeceğiz arkadaşlar. İskender'i neden dolayı söyleyeceğiz? Onu içeride söyleyeyim. Hemen girelim, siparişimizi verelim, keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Evet, ne yapıyoruz ustam? Salça sosu ilave ediyorum. Tamam. Yani. Üzerine böyle salça sosunu ekledi ustam. İskender bu arada çok güzel gözüküyor. Üzerine de böyle bir tereyağı dokunuşu geldi. Cozur cozur sesler eşliğinde İskender'imiz hazır. Evet, bir tarafta şöyle göstereyim arkadaşlar, yağlama yoğurduyla beraber. Diğer tarafta gördüğünüz gibi İskender, şöyle Hakan'cığım yakından da gösterelim. Mis gibi gözüküyor. Bunu takipçiler mutlaka denedi. Normalde ben burada yağlama yemeyi düşünüyordum sadece ama nereye gitsem İskender'ini mutlaka ye dediler. Biz de bunu da kaçırmak istemedik. Sunum olarak da şöyle yanında ikram olarak herkese kişi sayısına göre tulum peyniri, tereyağı ve özel ekmeklerinden getiriyorlar. İçi boş böyle, çok güzel, çok şirin. Ve ne yapıyoruz biz? Başta neyle başlayalım? Soğutmadan hemen İskender'le olaya girmek istiyorum. Hakan'cığım yakından da girerekten şöyle İskender'in tadına bakıyoruz. O kadar övüldü ki anlatamam yani bu İskender'i özellikle. Çok merak ettim. Çok güzelmiş. Yoğurduyla beraber şöyle devam edelim. Burada birçok yöresel ürün var. Ambiyans efsane. Şaşırmıyorum. Mimarisini çok güzel yapmışlar bu arada. Mekan çok cik. İskender benim hoşuma gitti. Şimdi şuraya gelelim. Hakan'cığım bir yanıma yaklaş. Bunun şöyle bir yeme yöntemi var arkadaşlar. Şuradan alıyorsun. Şuradan çevire çevire ilerliyorsun. Hemen akabinde şöyle bir yoğurda batırıyorsun. Aslında bunu elle yemek lazım. Şöyle iyiden iyiye batıralım. Şöyle devam edelim. Ben bunu normalde evde de yapmıştım arkadaşlar. Çok sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. O kıymasını ve o sosunu tam kararında koymuşlar. Böyle lapa lapa olmamış. Tam ayarında. Bu da benim çok hoşuma gitti. Şimdi Kayseri'ye geldiğimi tam manasıyla anladım diyebilirim. Efsane iki lezzetle açılışımızı yaptık diyoruz burada. Harbiden çok güzel ya. Şöyle devam edelim. Bunun tadına doymazsın. Biz bunun keyfini çıkaralım arkadaşlar. Sonra da devam edeceğiz. Şöyle koca bir lokmayla sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar, yıldızlar sahneye en son çıkar. En son demeyelim ama yemeğe yine devam edeceğiz ama böyle sonlar artık akşam oldu. Ve burada ne yiyeceğiz? Tabii ki Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden bir tanesi. Kayseri deyince akla ilk gelen yemeklerinden bir tanesi mantı ve tepsi mantı. Klasik mantı, bir de tepsi mantı söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu işin en güzel adresi Gubate dediler arkadaşlar. Gubate'ye geldik ve içeri giriyoruz. Nasıl yapıldığını da bir gösterelim, bir ön hazırlığını gösterelim. Ondan sonra sofradan keyfini çıkaracağız. Hadi giriyoruz içeriye. Evet arkadaşlar, içeriye girdik, yanımızda Nazan ablacığım var. Nazan abla nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Bunları görünce daha böyle keyfim yerine geldi. Çünkü böyle Kayseri'nin en önemli lezzetlerinden iki tanesi. Doğru mudur? Evet. Ne oluyor bunlar? Bunları bir açıklayalım. Tepsi mantımız, Kayseri mantımız. Bu tepsi mantısı, evet. Bu da Kayseri mantısı. Hazırlık aşamasını dedik, önden bir çekelim. Nasıl yapıldığını bize gösterirseniz çok seviniriz. Önce üstüne sos döküyoruz. Oo, sadece salça değil zannedersem. Farklı karışımlar da giriyor herhalde içerisine. Da süper. Normal mantıya da sos ekliyorsunuz evet, siz. Evet, biraz özel tereyağımızdan. Tereyağı dokunuşu geldi. Artık ikinci istasyona geçiyoruz. Yani ocak parıl parıl parlıyor. Tepsi mantımıza suyu ekliyoruz. Tepsi mantısına sular eklendi. Altı açıldı. Bu şekilde iyiden iyi pişecek. Kaç dakikada pişiyor? Ortalama 10-12 dakikada 10-12 pişiyor. 10-12 dakikada hazır. Kayseri mantımızı şöyle altını açıp. Önce bir kavuruyoruz evet, önden karşıyoruz. Diyorsun sen. Tamam. Önden kavurduktan sonra akabinde buna da su girecek. Evet. Buna da suyu geldi. Evet. Artık pişmesi için bekliyoruz. Evet. Doğru mudur? Evet. Süper. Ne kadar fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Kayseri mantımız 220, tepsi mantımız 240. Bu iki kişilik mi oluyor, tek kişilik mi? Tek kişilik. O tek kişilik oluyor, süper. O zaman artık biz pişmesini bekliyoruz, son aşamasını yine çekeriz. Tamam oldu, sağ olun. Evet, herhalde oldu diyorsunuz. Oldu, Kayseri mantımız oldu. Kayseri mantısı hazır. Evet, bunun hazır. Sunumunu herhalde yapacaksınız. Evet. Sunum için şöyle bir tabağa usul usul ekleniyor arkadaşlar. Kayseri mantısı normalde böyle ufak ufak oluyor değil mi? Evet. Makbulü bu şekilde. El yapımı zaten bunların hepsi. El yapımı. Süper. Kayseri mantımız hazır. Bu şekilde servis ediliyor. İsteyene yoğurt veriliyor mu yoksa evet, normal klasiği bu mu? İsteyene yoğurt da veriliyor. Evet. Süper. Bir de tepsimiz tepsi çıksın mantı. Onu da gösterelim. Hazır. Tepsi mantısı da hazır dediniz. Tamam. Bunun sunumu yine bu şekilde değil mi? Evet, herhangi bir şey yoğurt değil. Üzerine bir şey koyulmuyor. Yoğurt koyulmuyor. Tamam. İsteyen ilave ediyor. Tamam. Bu da hazır. Biz hazır. O zaman sofraya geçebiliriz. Teşekkür ettik. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Mis gibi bir masa. Bu ne turşusu oluyor? Pezik turşusu. İşletme bu... sahibi Ahmet abimiz de yanımızda. Merhabalar afiyet bu arada. Olsun. Bu pezik turşusu dediniz. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz.
şeker pancarının dalıyla yapıyoruz bunu. He, yapraklarını temizliyoruz. Şeker pancarının dal kısmı. Temizledikten sonra bunu kaynatıyoruz. Bir gün bekletip daha sonra kuruyoruz. 1-1,5 ay gibi aşamalı, sürede hazırlanıyor. Aşamalı, çetrefilli. Evet. Süper. Burada bir sosunuz var, onu gördüm. Bu yine şöyle söyleyeyim, mantıların yanında, yemeklerin yanında misafirlerimize ikram ediyoruz, öneriyoruz. Hem mantılarla hem yağlamayla yakışıyor, hem bir sos olarak da tüketebilirsiniz. Adı neydi bu sosun? Apeşips deriz. Yani genel olarak biz soslara bu ismi veriyoruz. Bunda da hani birazdan yediğinizde alacağınız baskın tat, kişniş. Bununla birlikte dereotu ve kuru sarımsak, biber vesaireden oluşan bir baharat karışımımız var. Onlarla hazırladığımız bir sos. Bu da acıkamız. Biber, domates salçası, ceviz ve baharatlarla hazırlıyoruz. Süper. Çok güzel. Dolu dolu bir sofra. Güzel iki lezzeti yanıma aldım. Hemen keyfini çıkarabilirim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen şöyle mantıyla başlamak istiyorum soğutmadan. Şuradan kendime aldım. Evet. Büyük an. Bu anı bekliyordum yani. Kayseri çünkü deyince akla mantı geliyor tabii ki de. Şöyle. Yani her şeyi yerinde yemen makbul derler ya, gerçekten de öyle. Şöyle buraya gelelim bir. Hemen tepsi mantıyı şöyle tutuyorum. Bu da büyük bir emek isteyen bir yemek arkadaşlar. Tek tek diziliyor. İkisi ayrı ayrı keyifli. Bu da çok güzel. Şimdi bu turşunun tadına bakalım. Büyük emekle yapılmış. Kendileri yapıyormuş bir de. Yani burası boşuna söylenmemiş arkadaşlar. Yani her üründe işletmenin farklı bir dokunuşu var. Büyük emek var. Sadece ürünler değil, yancıları da keza aynı şekilde büyük emek verilmiş lezzetli ürünler. Bu kelek turşusu. Kütür kütür mis gibi. Önce yoğurtla denemek istiyorum şunları. Oh, muhteşem uyum. Hatta şöyle yapalım. Bu sosu çok merak etmiştim. Hakan'cığım şöyle. Şu sosu da şöyle yedirirsin. Şöyle bir devam edersin. O kadar yemek yedim. Hala büyük iştahla. O kadar güzel ki. Lezzetli bir sos. Yani bu sos şöyle söyleyeyim. Hani cipsi de batırırsın yersin. Mantıyla da çok güzel gider. Sade bile tüketebilirsin. Benim çok hoşuma gitti. Bu bölgeye geliyorsanız bu mekanı bence kaçırmayın derim. Çok lezzetli. Evet, şimdi Köşk Mahallesi'nde Zade'ye geldik. Yanımızda Semih var. Semih nasılsın? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Bomba gibiyiz. Özellikle bu konsepte ben bayılıyorum. Daha önce de mesela İstanbul Fas'te bu lezzetin tadına bakmıştım. Gazoz yapıyorlar arkadaşlar. Ev yapımı yapıyorlar. Tabii aromalar var yanında. İstediğin aynen aromayı seçiyorsun. Yanlış mıyım? Aynen öyle. Ondan sonra aromasına da göre gazozunu yapıyorsun. Süper. Neler var? Ne çeşitler var? Şöyle bir gösterelim. Şöyle Hakan istiyorsan buyurun. Gel. Portakal fesleğen var. Çarköfelek var. Kaymak ağacı var. Kahve, vanilya. Sonra burada kavun, ahududu, orman meyvesi, tarhun, Hindistan cevizi gibi daha bunun niceleri var. Niceleri var ama yerimiz yok maalesef onun için. Senin favorin hangisi? Benim favorim kavun. Süper. Zaten eksildiğinden de fark etmişsinizdir. Bak kavun en fazla da içilmiş. Sen evet mi içiyorsun yoksa bunları? Ben öneriyorum. Öneriyorum. Tamam, biz de kavun alalım. Başta şöyle şerbetinden akıtıyorsun tabii. Aynen öyle. Önce aromasını koyuyoruz bu şekilde. Süper. Şöyle aromasını ekledin. Daha sonrasında hemen gazını ve suyunu basıyoruz. Aşağıda oksijen tüpü var değil mi? Evet. Oksijen tüpü oluyor. Evet. Karbondioksit. Karbondioksit tüpü, pardon. Evet. Oksijen diyorum. Şöyle köpürte köpürte bak, mis gibi kavun koktu. Çok evet güzel. Harbiden mis gibi koktu. He, önden bir karıştırıyorsun. Tabii. Ben bunun sade şeklini içtim. Sadenin bir tadı yok. Bir tadı yok. Aynen öyle. Suyun asitli soda hali. Soda gibi. Evet. Soda gibi oluyor. Semih bu ne kadar şu an? Ne kadara veriyoruz bunu? Bardağını 30 liraya veriyoruz. Bu şekilde 30 TL'ye gelip içebiliyorsunuz. Asidi normal gazozlara göre bir tık aşağıda. Bir tık aşağıda. Şeker oranı gazoz ve işte bu kola türü şeylere göre daha az. Oo, harbiden bak, İstanbul Fatih'te de mesela kavunlu vardı. Orada acaba alayım almayayım? Demek ki doğru seçim kavunmuş. Evet, tatlı seviyorsanız özellikle. Hani kavun çok da böyle aşırı tatlı da değil hani. Evet. Yani böyle normal gazozdan daha tatlı diyemezsin yani. Değil. Tam kararında bence. Şeker oranı normal gazozlara göre daha az zaten. Ve şeker pancarıyla tatlandırdıkları için ekstra bir şeker tadı da gelmiyor zaten. Anladım. Yani bu şey oluyor değil mi? Şeker yok bunda diyorsun. Şeker yok. Şeker pancarıyla tatlandırıyorlar. Gazoza göre daha masumane o zaman. Tabii ki. Aynen. Hatta öyle. Zararlı değil. Faydası bile vardır belki, bilmiyorum ama. Belki de. Bilemiyoruz tabii. Ama şeker işte mesela renklendiricisi de meyvenin kabuklarıyla renklendiriyorlar ki daha çok doğal önemli olması bak, aslında. Gıda boyası da yokmuş arkadaşlar. Evet. Semih'in söylediğine göre vallahi çok güzel. Bence gelin için buradan. Bekleriz. Biz bunu içelim. Semih'le muhabbetimizi edelim. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar, Talas'ta Bereket Develi Cıvıltısı'na geldik. Burada ne yiyeceğiz? Cevizli pide yiyeceğiz arkadaşlar. Yine burayı bu yöreye ait bir lezzet. Hemen girelim. Çok güzel. Taş fırında yapıyorlar arkadaşlar. Girelim, yapılışını da göstereceğiz. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Ahmet ustamız var. Ahmet ustam, hamurla oynuyorsun. İyiden iyiye kıvama getirdin. Bunun içerisine farklı çalışmalar girecek. Tatlımsı bir lezzet oluyor. Doğru mudur bu? Doğrudur. Sipariş çok geliyor mu bundan? Evet, geliyor. Geliyor evet, değil mi? Yani seviliyor cevizli pidemiz. Bunun yanında ne gider? Çay mı gider? Çay gider. Çayla evet, muazzam gider evet diyorsun. Yani tatlı niyetine
yemekten sonra direkt bunu söylersin, keyfine bakarsın. Evet. Neydi bu lezzetin ismi? Cevizli pide. Cevizli pide. Aynen. Hamurlar resmen şov yaptı ustamız. Upuzun yaptın sen onu. Evet. Malzemeye yer açtı. Bak şöyle malzemeleri bir gösterelim. Bu ne oluyor? Bu ceviz. Ceviz değil mi? Evet. Toz haline getirilmiş. Evet. Tabii içerisinde şeker de görüyorum ben, değil mi? Toz şekerle. İsteğe bağlı tahin de ekleniyor. Eklenmeye de biliyor. Evet. Bu kişiye bağlı dedin sen. Kişiye bağlı. Damak tadına göre. Böyle boldan boldan ekleniyor ceviz. Evet. Malzemeden kaçmıyoruz dedim. Buranın develi cıvıklısı da çok güzel arkadaşlar. Evet. Çok söylendi burası da. Tabii burada 2-3 tane böyle güzel yapan. Burası da en güzel yapan yerlerden bir tanesi. Develi cıvıklısını şöyle gösterelim. Tahin de geldi arkadaşlar. Şöyle tahin dokunuşu ufaktan bir gezdiriliyor. Çok fazla girmiyor dediniz siz. Az bir şey, ufak bir dokunuş yapıyoruz dediniz. Makbulü o şekilde ve şöyle tereyağı dokunuşu son olarak. Üzerine tereyağıyla ustamız taşlandırıyor. Son haline getiriyor. Peki bunun fiyatı ne kadar? 1,5 kişilik demiştiniz değil mi? Evet. 1,5 kişilik. Ortaya yemekten sonra 3 kişilik, 4 kişi daha bir şekilde. Değil mi? Ortaya söylersin bunu 3 kişi, 4 kişi de yersin. Çünkü yemekler yenmiş. Bunu kapanıyor mu ağız tarafı? Evet, kapanıyor. Komple kapatıyorsunuz. Süper. Yani içindeki şeker, ceviz yanmaması için. Anladım. Ondan dolayı böyle kapatılıyor. Evet. Ondan sonra fırına gönderiliyor. Üstüne bir şey sürüyor musunuz? Evet, yumurta sürüyorum. Süper. İyiden iyiye kapattın onu. Bir parça bastırdın. Son olarak şöyle bir yumurta ekliyorum dedin. Evet. Tek sade yumurta mı yoksa? Sadece yumurta. Sadece yumurta. Evet. Olay budur diyorsun. Artık taş fırına gidebilir. Evet, lezzetimiz tahtayla buluştu. Tabii odun ateşinde yapıyorlar arkadaşlar. Bu da çok önemli. Gazda değil. Ve şöyle taş fırında lezzetimiz upuzun bir şey oldu bu. Ahmet Usta kocaman bir şey oldu. Buna 4-5 kişi de doyar. Evet. Süper. O zaman sabırsızlıkla bekliyoruz. Kaç dakika bekleyeceğiz? 3 dakika. 3 dakika o zaman bekliyoruz. Evet. Son olarak şöyle çıtır çıtır doğranarak yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Mis gibi. Şöyle bir tanesinin içini bir gösterebilir miyiz? Oo. 10 numara 5 yıldır. Biz bunun keyfini çıkarmak üzere hemen sofraya geçiyoruz. Ahmet Usta'm eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, soframıza geçtik yine. Şöyle Hakan'cığım yakından göster. Orada gösterdik ama yani bunun çıtırlığı, alt tarafı çok güzel pişmiş. Yani sıcacık şu an. Dumanı da üzerinde. Şöyle sıcağı sıcağına. Yanına da çayımızı söyledik. Oo, harbiden çok iyiymiş ya. Yemeğin uzmanı özellik ya. Efsane gider. Buna tahin de eklemeyebilirsin. Bence o da ayrı keyifli olur. Tarzı tamamen farklı olur. Tabii çok az bir dokunuş yaptı da muazzammış. Yemeğin üzerine çok güzel gitti. Dediğim gibi bu lokantada arkadaşlar develi cıvıklısı da yapıyorlar. O da çok güzel. Develi cıvıklısı yediğimiz için böyle tatlısını yiyelim dedik. Çok da güzel etmişiz. Doğru karar. Bunlar da yiyelim. Sonra durmak yok. Devam. Evet arkadaşlar, akşam saatlerine geldik. Tabii akşam saatlerinde sokak lezzeti olan sucuk ekmek yemeden olur muydu? Kesinlikle hayır. Tabii ki de Kayseri'deyiz. Sucuk ekmek de çok güzel gideceğini düşünüyorum. Çünkü kaliteli sucukları var. Hemen arkamızda ne var? Şahin sucuklar var. Konsept yapmışlar arkadaşlar. Burada kahvaltı da edebiliyorsun. Sabah gelebiliyorsun. Gece 12'ye kadar açık. Birçok böyle pastırma çeşidi var. Birçok et ürünü var arkadaşlar. Doğal fermente edilmiş sucuklar, pastırmalar, et ürünleri var. Hepsinin tadına bakacağız. Sucuk ekmek yaptıracağız. Ve ne yapıyoruz? Tabii bu klasik Şahin sucukları markette satılan biraz daha böyle üst kalitesi diyebiliriz. Normal bildiğimiz Şahin sucuklarından onun en iyisi diyebiliriz aslında. Herkes öyle söyledi. Ben de merak ettiğim için mutlaka da gidilmesi gereken yer olduğunu söylediler. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İçeri gidiyoruz ve bu lezzetlerin keyfini çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Yanımızda Tolga abimiz var. Tolga abi nasılsın? Gayet iyiyiz Esra. Hoş geldin. Sağ olasın. Nasıl kokular? Bomba gibi. Burası Kayseri parfümerisi. Çemen. Gireceksin, parfümleneceksin, yoluna devam edeceksin. Çemen, sucuk, pastırma. Oh, mis gibi. Şöyle. Birazdan pastırmaların da tadına bakarız. Tabii ki. Şöyle sucukları dizdin sen asker gibi. Ne yapıyoruz? Sucuk ekmek mi bu? Evet, burada sucuk ekmek yapıyoruz. Süper. İlginç gelebilir ama gerçekten hala sucuk yememiş. Özellikle Kayseri sucuğu yememiş birçok insanla karşılaşıyoruz ve burada ağırlıyoruz. Çok güzel. Kayserili olarak belki garip geliyor ama biz burada durduğumuz gün içerisinde gerçekten az da olsa günlük birkaç kişinin hiç sucuk yemediğini, günlük 8-10 kişinin hiç pastırma yemediğini görüyoruz. Bunların tadılabilmesi, tattıktan sonra rahatça alabilmesi için farklı bir konseptimiz var. Bizden başka kimse de yok Kayseri'de. Öyle mi? Evet, bu anlamda biz bu işin zahmetini çekiyoruz bir bakıma. Çok güzel, elinize kolunuza sağlık. Ama buranın pastırmasını da çok övdüler. Her şeyimiz çok iyi. Sucuğunu da çok övdüler. Evet. Mutlaka yine uğra dediler. Kahvaltı konsepti var. Öyle bir konseptiniz de var. Aynen. Onu da gördüm, izledim. Ne çok güzel. Da hoşuma gitti. Evet, şöyle gösterelim arkadaşlar. Piştikten sonra da şöyle ekmeğin arasına diziliyor. Olay budur. Ne kadar ustam bunun fiyatı? Sade sucuk ekmeğimiz 90 TL. 90 TL'ye bu şekilde veriyorsun. Bak, dolu dolu ekliyoruz. Buna başka bir işlem uygulanıyor mu? Sade sucuksa başka bir şey koymuyoruz. Koymuyoruz. Ama istersek peki tosta basıyor musun? Basıyoruz. Biraz hafif hafif ısıtmak, çıtırdatmak için. Ekmeğe o havayı vermek için. En son arkadaşlar şöyle bir tost makinesine de basılıyor bu. Ondan sonra da tost gibi ezmiyoruz. Tost dümdüz etmiyoruz. Hafiften böyle ısıtıyorsun onu. Ekmeğin çıtırdaması için. Çıtırdaması biraz, yeterli biraz olacak. Hafif ısıtmak için. Aynen. Tamam, bekliyoruz o zaman biz. Evet, şöyle artık ekmek arası tostlar hazır. Ne kadar bunun fiyatı söylemiştik en son ama. Sade ekmek arası kaşarsız 90
TL. Bu şekilde 90 TL evet. Arkadaşlar. Hemen bunun tadına bakalım. İçi de dolu doludur gördüğün gibi. İçi de dediğin gibi dolu dolu. Evet. Şöyle. Burada ayaküstü. Akşam akşam güzel gider. Yanlış mıyım? Akşam gider, sabah gider. Sabah da gider. Gece gider, gündüz evet. gider. Sucuğun gitmediği saat dilimi yok. Sucuk çok... Her öğün yenilebilir bir ürün. Kesinlikle. Sabah kahvaltıda sucuk yemem diyen olmaz. Öğleyin yemem diyen olmaz. Akşam yemem diyen olmaz. Geceyin yemem diyen olmaz. Hele böyle güzel bir sucuk varsa. Bizim ürünümüz farklıdır. Afiyet değil. Çok güzel. Biz şehir dışına da kargolar yapıyoruz. Şaşırıyorlar. Hmm. Gerçekten bu lezzetli sucuğu hiçbir yerde bulamıyorlar. Bulamazlar. Türkiye'nin her yerine gönderiyorsunuz. Türkiye kargo hizmetimiz var. Kargodan sonra alan müşterimize ürünü nasıl daha keyifli tüketir, nasıl daha lezzetli olurların videolarını da gönderiyoruz. Bir de pastırma lezzetinin tadına bakalım arkadaşlar. Evet, pastırmalar doğranmaya başlandı. Ne pastırması oluyor bu? Sizi sanat alanımıza alalım ilk önce. Tamam. Burası bizim sanat alanımız. Sanat alanına doğru yavaş yavaş emin adımlarla ilerledik. Bu tezgah sanat tezgahıdır. Ustamız doğrar. Bu... Kayseri'nin güzide ustalarındandır. Süpersin vallahi. Gün kurusu pastırma, özel bir pastırma. Bu daha aromatik bir tada sahiptir. Tamam. Hemen buyurun tadına bakın. Bu ne? Antrikot mu? Antrikot tarafından yaparız Antrikottan bunu. Belli. Aynen. Şöyle yumuşacık bir dokusu var. Dağılır. Bu kimyon ağırlıklı bir çemendir. Diğer çemen kadar kokmaz ama daha yoğun baharatlı bir pastırmadır. Evet. Kallavi ürün budur. Çok aynen. Başarılı. Çok lezzetlidir. Ne kadar bunun kilosu? Bunun kilogram fiyatı kampanyadayız şu anda. Kampanya fiyatımız 1235 TL. 1235 TL. Aynen. Bu özel bir pastırmadır. Her yerde bulabileceğiniz bir ürün değildir. Rahatsız etmez bu. O asla çemeni etmez. Rahatsız etmiyor. Kokusu da rahatsız etmez. Bu biraz daha az klasik yağlı. But mu? Yağsız pastırmamızdır. But ile sırt arası. Sırt arası. But çünkü biraz daha sert olur. Bu yumuşak ve lezzetli olan yeridir. Şehir dışı genel olarak bu tip pastırmayı sever. Buyurun. Afiyetleyin, siz yorumlayın. But ben diyorsun ama yine yumuşacık. But değil, yani but değil. Butla sırt arası. But parçası sert olur. Bacak, but sert kalır ama bu yumuşaktır ve yağsızdır. Oo, bu çok güzel. Çok lezzetlidir. Bak mesela sen de hani şehir dışı olarak aynen. buna daha yatkınsın. Yağlı pastırmayı biz Kayseri'de severiz. O da benim, o da benim çok çok hoşuma gitti. Ne güzel. Emin oldum. Ama bunun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Farklı kategorilere koyarım yani. Kesinlikle öyle. Onu da yerim, onu da yerim. Daha çok şehir dışını tercih edeceği pastırma emin, olur. Eminim budur. Eminim evet. budur. Doğru. Mesela biz Kayseri'de şu şekilde pastırma olmazsa buradaki Kayserili almaz. Yağlı bir antrikot. Yağlı. Görüyoruz. Kameramız açıya girdi sanırım. Şunun kilosunu başta sorayım. Bunda da kampanyadayım. Bunun da kilogram fiyatı 990 TL. Şu 990 TL. 990. Evet. Antrikot, yağlı antrikot. Bu da tütünlük 1230 TL kampanya fiyatı. Bu da 1230. Doğrudur. Şimdi besi de hareket etmeyen bölge yağlanma yapar. Yağlanan yer yumuşak ve löpettir. Kas değildir. Kas olan yer sert olur. Bizim bu parçalar kas olmayan löpetler. Benim olay bu. Üçü de birbirinden. Biz de her üçü zaman, de çok güzel. Evet, biz de hep en iyi ürün olur. Özellikle geldiğiniz noktayı araştırdığınızda geldiğinizi biliyoruz. Şehir dışının kesinlikle. Üst, aynen evet, öyle. Ben zaten değildir. İyice araştırıp geliyorum. Sağ olun. Ve fiyatlarımız da pahalı değildir. Fiyatlarımız avarajdır. En iyi fiyatı sunarız, en iyi ürünü veririz. Bizim muhteşem. Sloganımız budur zaten. Her yani zaman. Yani ben olsam üçünden de alırım çünkü bunu yersin canım bunu ister. Bunu yersin canım diğerini ise. Üçünün de şeyi farklı, aroması farklı. Kesinlikle. Bunların her birinin farklı bir kategorisi var. Aynen. Yani bunu hani tekstil ürünü gibi biri sivettir, biri cekettir. Birbirinin yerine ikame değildir. Biri farklıdır, biri farklı. Evet, çok hoşuma çok daha gitti. Farklı ürünlerimiz var, tümetlerimiz var. Tümetin de bir tadına bakabiliriz. Senin önerdiğin böyle ilk lezzet daha biz tadına de, bakalım. Bizde her ürün önerilir ürün. Bonfile sucuğumuz var, mağara. Bu sade yeniyor yine değil mi? Bunu dilim dilim söğüş olarak yiyorsunuz. Usta ne olarak geçiyor bu? Varyant. Varyant. Karabiber bu, mi var içerisinde? Tane karabiber arada olur. Tane karabiber. Arada çıkıyor. Bunun fermentasyonunu sarımsakla yapmıyoruz. Bunu fermente ederken şekerin fermente edici özelliğini kullanıyoruz. Basit bir şekilde şeker eklemek yerine bal ilave ediyoruz. Bal olduğunu vurgulamak için de dış file yapısını petek şeklinde örüyoruz. Bundan dolayı bu şekilde. Bu. Evet. Güzel bu sarımsaksız bir ürün. Çok, çok güzeldi. Güzel. Mesela bonfile, irişkirik, mağara tipi sucuğumuz. Bu da söğüş olarak yenilebilir. Öyle dilim mi? Dilim. Soğuk söğüş olarak tüketilebilir. Şöyle bir tane de bunun tadına bakalım. Hemen. Bunun kilosuna kadar, bunu da belki bilmek isteyen olur. Bunda da kampanyadayım. Kampanya kilo fiyatım 890 TL. Bu 890. İlişki... Her üründe kampanyadayım. Onda da kampanya kilo fiyatım 1000 TL. Bu da 1000 TL arkadaşlar. Onu yedik mi? Bunu da yedik. Farklıdır. De... Her şey birbirinden farklı burada. Kümet tattırdın mı? Kümetin de tadına bakalım. Mesela kavurmamız. Sırada kavurma mı var diyorsun? Aynen. Yani. Mesela kavurma. Kavurma soğuk söğüş olarak yenilebilir. Yenilir zaten ben... adı üstünde. Kavrulmuş evet, et. Aynen, aynen. Kavurma. Ben yiyorum. Afiyet olsun. Yani sıcağının ayrı keyfi bir var. Bir daha kavurmaya gerek yok. Yok. Aynen. Hafiften bir ısıtmak tabii ki. Bağlı. O yağının biraz çözülüp bak daha... mesela bizimki yağlı da değildir kamera açıya girerse. Evet. Yağsız parça löpetlerden yaparız. Güzel. Çok lezzetlidir. Birinci sınıf en iyi ürün füme et. Füme ete geçtik. Vallahi ete doyduk. Bu da böyle pastırma gibi ince ince doğranıyor diyorsun sen. Aynen. Şöyle. Füme et. Füme etin kilosuna kadar. Füme ette de kampanyadayım. Kilogram fiyatım 1250 TL'ye düşüyor. Kavurma ne kadar? 1020 TL'ye. 1020 süper. Mesela gene farklı bir üründür. Atıştırmalık, sitik bundan da tattıracak. Farklı sosislerimiz var. Frankfurter, Bratwurst, Hellimli,
çedarlı. Yok yok. Yok yani yok. Buradan böyle sağlam bir sipariş vermek istesen neyi seçeceğini şaşırırsın. Kesinlikle. Toplu bir şekilde verip 10-15 bin liralık olup çıkarsın. Tabii alıma göre değişir. Yani biz bunu sıklıkla yaşıyoruz. Yani. Evet, evet. Şöyle gösterelim. Tattığım lezzet arkadaşlar evet. Bu. Atıştırmalık stik sucuk. Hmm, bu da güzel. Bunu çok kaf. Hepsi birbirinden ayrı. Bunun dışında kuzu varsa hala var. Aromatik bir tadı vardı. Hmm. Her biri birbirinden güzel. Yani burayı sevdim ben. Eline işte, koluna sağlık tabii, diyorum. Ayağınıza sağlık. Seni tanıdığıma sevindim. Olsun. Lezzetler 10 numara. Buraya bence mutlaka gelin derim. En kötü sipariş edersiniz. Çok memnun olduk. Sizinle özel bir uygulamada yaparız. Sizin adınıza gelenlere farklı bir şeyler de yaparız. Bizim adımıza gelenlere indirim yapıyor musun? Yaparız. Yardımcı oluruz. Yüzde kaç indirim yaparsın? 10 yapalım. Tamam. Hatay Sandıkçı adıyla geliyorsanız arkadaşlar ya da sipariş etseler oluyor mu? Olur. Ona da arayıp sipariş de ediyorsanız Hatay Sandıkçı adını veriyorsunuz %10 indirim kazanıyorsunuz. Aynen. Arayabilir, yazabilir. Bizim paketleme malzemelerimizin üzerinde kare kodlar vardır. Kamerasını açtığı zaman bize siparişe bağlanır. Anladım. Çok yani biz inanılmaz teknolojiyi kullanıyoruz. İçerisinden, dışından, WhatsApp, Instagram her yerden alıyoruz talebini. Ona göre kargosunu gönderiyoruz. Teşekkür ettik o zaman. Biz yolumuza ederiz. Devam edelim. Yolumuz açık olsun. Teşekkürler. Çok görüşmek memnun üzere. Ağırladığımıza. Hoşça kalın. Sağ olun. Sinan Şef. Herkes Sinan Şef dedi arkadaşlar. Biz de Sinan Şef'e geldik. Öyle bir manzara var ki yani çok enteresan. Şehir ayaklarınızın altında böyle tepeye doğru çıkıyorsunuz. Çok güzel ızgaraları var. Çok sağlam da bir şefmiş. Hemen girelim. Sinan şefimizle bir tanışalım. Lezzetlerin keyfini çıkaralım. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Yanımızda Sinan şefimiz var. Çok güzel muhabbet ettik daha demin. Muhteşem bir sofra kurdu bize. Eline koluna sağlık. Çok güzel lezzetler var. Nelerimiz var Sinan şefim? Bir sayabilirsen bize. Teşekkür ederim. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Şimdi Sinan şef efendim. Sinan şefe geldiğin zaman öncelikle Sinan şefin bir çorbası var. Evet. Köz patlıcanla yapıyoruz. Spesiyelimiz. Çorbamız konuşuluyor. Konuşuyor. Sen anlattıkça ben. Bir tadına bak. Misafirimize direkt. Efsane ötesi. Direkt yani o köz tadını gelir. Da alıyorsun. Evet köz tadı, köz patlıcan. Krema da var bunda. Krema da var, süt de var. Farklı neler var? Söylemeye de bilirsin. Sarımsağımız da var, soğanımız da var. Süper ya. Hem besleyici, hem diğer besleyici, yandan da vitamin, lezzetli, vitaminli, lezzetli. Çok güzel. Bununla çok güzel bir başlangıç evet, yapıyoruz. Başlangıcı yapıyoruz. Bu herkese geliyor mu? Normal herkese, ana yemeği bütün söyleyince. Bütün misafirlerimize direkt çorbamız sormadan direkt asamıza önüne geliyor. Evet. Mezeler geliyor mu bunlar? Mezeler direkt ben gelir hiç yani sormadan. Yani ana yemek söyleniyor arkadaşlar. Hemen akabinde bunlar masaya onlar, geliyor. Bunlar fette salatasından, mezelerinden, evet, çorbasından her şey geliyor. Süper, muhteşem. Meze olarak neler var? Meze olarak efendim Orta Doğu, Lübnan yıllarım mesela, Orta Doğu'da geçtiği için evet, buna tebbule deriz, tebbule. Ha. Hanımefendilerin vazgeçilmezi. Kısırın bir farklı kısırın konsepti. Orta Doğu'su. Orta Doğu'su. Evet. Bayağı bir beğeniliyor. Cevizi var mı? Cevizi var, ince bulguru var, nar var, yeşil soğanımız var, maydanozumuz var, taze nanemiz var. Efsane. Evet. Bu da çok güzel, çok başarılı. Eşkili, nar eşkili, özel zeytinyağımız. Buna burada mütebbel deriz. Mütebbel. Mütebbel. Orta Doğu'da. Bizim orada da çok yapılıyor evet, bu. Bizim Hatay yöresinde aynen, çok aynen, yaparlar. Aynen. Hatay yöresinde. bunu yine köz patlıcan, tahin ve süzme yoğurttan yapıyoruz bunu da. Tam kararında muhteşem olmuşlar. İşte üç muhteşem gidiyoruz valla elinize gözle sağlık. Burada atom bu demişsin sen. Bu da Türkiye'mizin vazgeçilmezi, dünyanın vazgeçilmezi aslında. Bak şöyle görüyor musun? Evet, merhem gibi artık, evet, krema gibi dağılıyor evet arkadaşlar. Bunu... Atom diyoruz buna. Oo. Sarımsakla fırında yapıyoruz. Patlamayalım sizin şefim. Baharatlıyoruz. Baharatlıyoruz. Bunu böyle etin üzerine etin üzerinde koyacaksın. Kebapların içi bizde Akdeniz mutfağımız da çok geniş. Süper kebaplarımız yani. Tam Akdeniz'in, Adana'mızın kebabı yani. Süpersiniz vallahi. Şöyle humus görüyorum. Humusumuz tam bir Ortadoğu'nun humusu. Bak ben böyle, humus konusu humus bende çok ince bir çizgi. Bilirsiniz. Hataylı olarak. Hataylı olarak humusu iyi bilirsiniz. Başarılı. Humusumuz da çok beğenilir. Bazı misafirlerim der işte bir yerde humus yemiştim İstanbul'da bir yerde. İşte Tarsus'ta yemiştim. Evet. Onlardan vazgeçemiyordum. Bu humus bu gerçek, ayrı bir gerçek bir güzel, humus. Güzel, harbiden sağlammış. Evet. Şurada bu ezme mi? Bu ezmemiz, acı olan ezmemiz. Ha, acı da kullanıyoruz. Bu acı Osmanlı severim. Mutfağımızla, pilavımızla çok güzel gider acılı ezmemiz. Hmm. Direkt böyle salçasında değil, direkt kendin baş biberle yapmışsın. Tabii. O da tabii. Bunun lezzetini 2'ye 3'e katlamış. Dışarıdan gelen misafirlerimiz Avrupa'ya kavanoz yapıyorum, hediye götürüyorlar. Çok şefim iyi. Şefim hoşumuza gitti diyorlar. Kavanoza yapıyoruz, alıp götürüyorlar. Yani mekanlarda evet. Normalde arkadaşlar şöyle bir şey olur. Ana yemeği getirir, yanında 8-9 tane meze verirler ama alt segment mezeler olur genelde. Ama burada görüyorum ki mezeler gerçekten üst kalite. Ben de Sinan Şef'te şunu dedirttirdik. Şefim teşekkür ederiz. Her ürünün lezzeti kendine ait. Yani birbirine karışmış lezzetler değil. Süper. Şimdi mesela bazı ya da ben kimseyi de anlatmıyorum. Ben de o işleri severim. Soğan salatası, acılı soğan, yeşil soğan, marul salatası, soğan salatası. Bizimki öyle değil. Bizimki evet, harbi evet. Gerçekten bir meze. Süper. Vallahi meze. Her birinin hakkını vermişsin. Ayrıca tabii ki soğan piyazlarımız da geliyor masamıza. Ekstradan. Pişmiş domates.
domates, biberlerimiz tabii. Yelpaze çok geniş zaten geniş, burada. Geniş mutfağımız, geniş bir mutfağımız vallahi var. Karma bir mutfağımız elinize var. Elinize kolunuza sağlık. Şu ne oluyordu bu Sinan Şef'i? Burada Lübnan cacığı diyoruz. Arapça'da biliyorsun salata leben. He, leben. Salata leben. He, evet. Lübnan cacığı havuç ve salatalıktan yaptığımız, süzme yoğurttan yaptığımız cacığımız. Güzel. Bunu ilk defa yiyorum bu arada. Evet. Bu mezeyi ilk defa gördüm. Öyle mi? Aynen. Buna da yine Orta Doğu'da fettuş deriz. He, kuru ekmeklerle, o. Narla, kıtır ekmekler kıtır kıtır olur. Evet. Bunu da çok severim ben evet. Bu arada. Semizotu, roka, marolla karıştırılmış domates salatalıkla yaptığımız bir salatamız. Efsane. O da beğeniliyor. Bayağı şimdi, bir beğenildi. Yancılar yendi arkadaşlar. Şimdi, şimdi burada ana yemeğe geliyoruz. Orta Doğu'dan birçok lezzet var. Osmanlı mutfağından Osmanlı var. Osmanlı mutfağından gelme. Evet. Kebap çeşitleri. Kebap çeşitlerimiz Sınırsız. Elvan çeşidi. Hepsi el kıyması özel kuzulardan. Sen dedin ki çok güzel bir... Bizim Kayseri'mizde, bu bölgemizde bizim Osmanlı mutfağı dediğimiz tabii Orta Doğu'yla karmalayarak yaptığım, benim kendim yaptığım bir mutfağım bu. Pilavım bana ait yani. İç pilav da var yanında. Tabii ki. Daha beni görmedim ne oldu. Pilav mesela benim Orta Doğu'da, Arabistan'da, Afganların, Hintlerin, Özbeklerin yaptığı pilavı ben biraz daha geliştirerek burada böyle bir mutfak yaptım. Yani güzel tuttu. Misafirlerimiz çok beğeniyor. Buranın damak tadına uygun. Onlar beğendikçe ben de mutlu oluyorum. Süper. Çok güzel. Şimdi evet. Burada misafirlerimiz geldiği zaman masaya böyle dumanlar içinde getiriyoruz. Süper. Herkese bu sunum yapılıyor değil mi? Herkese yapıyoruz. Süper. Bak bu çok güzel bir şey. Şöyle açıyoruz. Süper. Oo. Harbiden sağlam bir şey çıktı yani. Çam fıstığından tut. Kuru meyvelerimiz. Kuru meyvelerinden tut. Osmanlı mutfağı burada gözüküyor evet. Yani. Dağ meyveyi de kullandık. Kuru kayısılarımız. İnciri de görüyorum. İncirlerimiz. Muhteşem. Çok cevizlerimiz, güzel. Bademlerimiz bu mutfağımızın içinde mevcuttur. Pilavımız iki çeşittir. İki çeşit pilav var. Pilavımız bak, ikiye ayrılmış. Burası buhari deriz. Buhari. Tadına bak. Tabii. Şöyle meyvelerinden. Şimdi daha. Arapların en çok yaptığını da siz bilirsiniz. Şöyle yerler Araplar bunu acıyı seversin. Böyleydi böyle. Ha. Şöyle yediği zaman daha bir farklı daha oluyor. Daha keyifli oluyor diyorsun. Evet. Biz de öyle deneyelim. Acı ezmeyle. Ondan sonra ben masada misafirimizin önünde bunu kemiklerini alıyorum. Ha. Hayvanın bu but tarafı oluyor kol, değil mi? Kol, 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 ön kol. Kuzunun ön kolu. Bak kemiğinden nasıl, etle kemik nasıl ayrıldı arkadaşlar görüyor musunuz? Lokum gibi olmuş. Kaç saat pişiyor Sinan Şef'in bu? 4,5 saat. Benim etim hatta 4,5 saatte sürmüyor. Kuzu, küçük kuzu kullanım. Diyarbakır gelir. Ha. Belli zaten küçücük. 4 saatte benim tamam bu ete ateş değmiyor. Buharda su mı? Değmiyor. Hiçbir şey yok. Buharda. Süper. Buhara kilitliyoruz, mühürlüyoruz. Kazanımızı kapatıyoruz. Buharın üzerinde bu kuzumuz böyle küçük kuzumuz ilik gibi olur bak. Kaburga gibi bak, diyorsun yani. Kaburgasını da yapıyoruz. Ben size bu bir kol dolması olduğu için bir kolu tattırayım dedim. Şöyle şu eti de kendi elimle misafirlerime de önce tattırıyorum. Bu çok önemli. Sadece böyle gelen YouTuber'lara evet. Genelde yaparlar ya. Ama çok güzel bir duyum aldım. Sinan Şef'in böyle her masayla ayrı ayrı ilgilenen. Evet, ilgilenirim. Herkese değer misafirlerime... veren. Bak mesela Duman Show'u da evet, herkese evet, yapıyorsunuz. Herkese yapıyoruz. Bence bu tabii ki de önemli. Etimizi neyse o yani. Getirdiğim zaman önce bir parçayı masanın reisine, masanın tadını alan kişiye önce bir tattırıyorum. Beğendiyseniz masaya sunacağız. Beğenmediyseniz yemeğinizi değiştireceğiz. O güzel bir şey. Size de bir tattırayım etimizi. Böyle dilinle dövüyorsun. Evet. Aroması çok güzel. Evet. Kuzu hayvansal kokmaz. Yok, kokusu yok. Hayvansal onu söyleyecektim. Kokumuz olmaz. O da nedenlerinden bir tanesi de tabii küçük, küçük hayvan olması, ve erkek, hayvanın erkek cinsi. Erkek olması tabii. Çok önemli. Aynen çok öyle. Önemli. Harbiden çok başarılı. Bir de bunu pilavla da denemek pilavla, istiyorum. Tabii, pilavla. Şu yanındaki pilav. Acı ezmeyi de. Bu biryani deriz buna. Ha, buna biryani. Buna Hint, Hint taraflarında yapılır bu. Biryani deriz buna. Zafran da koyarız. Bu da buhari. Bu buhari de. Buna da buhari. Afgan pilavı. Ve Özbekler güzel yapar. Tabii. Ben burada bayağı bir karmaladım, değiştirdim yani. Baharatın dengelerini ayarladım. Bayağı beğeniliyor. Son bir lokmamızı da alalım şöyle. Afiyetler olsun. Vallahi Sinan Şef'im her şey 10 numara. Mekan 10 numara. Mekanın konumu da şöyle bilmiyorum cam var arada gözükür tabii, mü bilmiyorum manzara, ama. Manzara. Kayserimizin manzarası. Yazın ayrı keyfi olur, kışın ayrı keyfi olur. Kesinlikle ikisinin de ayrı ayrı keyfi var. Vallahi eline koluna sağlık. Çok teşekkür. Bir de 19-20 mekan gezdik. Fiyat ne kadar? Her yerde ben fiyat soruyorum. Fiyat... Güncel sürekli değişiyor biliyorum ama şu anki güncel fiyatımız ne? Buraya bir böyle 3 kişi 4 kişi gelse muhtemelen bununla doyacaktır mezelerle evet, beraber. Evet, evet. Ne kadar bu şu şekilde? 3 kişilik tabii. Bu 3 kişilik mezeleri de var. 3 kişi için ne kadar? Şimdi fiyatı. Fiyat olarak zaten bizde Sinan Şef olarak çorbaya, mezelere hiçbirine bir fiyat yok. Hı hı. Sonunda bir tatlımız var, irmik tatlısı. Değiştirerek yapıyoruz. Zaman zaman kabak tatlısı yapıyoruz. Zaman zaman irmik sonra tatlısı. Sonra tatlı da geliyor bunun üzerine. Zaman zaman hoşmerim yapıyoruz. Hı. Tabii mevsimsel olarak tatlıyı da değiştirerek misafirlerimize sunuyoruz. Arkasından çayı sınırsız. Kahvesini süper. İçiyor, çayını içiyor. Misafirlerimizi mutlu ediyoruz sonuna kadar. Süper, çok güzel. Misafirlerimiz Sinan Şef'te sadece ana yemeğinin fiyatına bakıyor. Bir de soğuk içeceğine. Diğerleri hepsi misafirimiz.
yediğimiz, hiç istemeden önüne sürekli sunduğumuz ürünlerimiz. Fiyat konusuna gelince kuzu kol dolmamız 2 kişilikten başlıyor. 2 kişilik 1400 lira falan. Şu anda da %50 indirimimiz var Cumhuriyetimizin 100. yılı için. Öyle mi? Ya yıl sonuna kadar gidiyor. Süpersiniz abi. %50 indirimli. Harika. Çok güzel. Kayserimize hizmet veriyoruz. Sağ olsunlar, onlar da çok tercih ediyorlar bizi. Evet, tıklım tıklım da daha evet, yani bu şeyden dolayı bütün Kayserimize ciddi bir talep var. Sağ olsunlar. Elinize kolunuza sağlık çok diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi çok mutlu oldum sizi tanıdığımıza. Muhabbeti de çok güzel Sinan şefimin. Lezzetleri de 10 numara tartışılmaz. Biz ne yapalım artık? Bu mekandan sonra artık kapanışa geçeceğiz. Elinize kolunuza sağlık çok diyoruz. Çok memnun oldum. Hoş ben geldin. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Çerim yakışıklı mı? Sağ ol. Hatay'dan gelmişim. Benim şehrim Hatay. Çok gelmişsin. Bir daha beklerim o zaman. Hatay'ı çok seviyorum. Tamam. Hoş sağ geldin. Sağ ol. Teşekkür hoş ettik vallahi. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar, Kayseri'de resmen bir günde dünyaları yedik. Yani yemediğimiz, tatmadığımız lezzet kalmadı. Tüm yöresel lezzetleri tattık. Tabii bu konuda bize kim yardımcı oldu? Batuhan. Kayseri'de ne yenir? Batuhan. Batuhan çok çok teşekkür abi, ediyorum. Abi rica ederim, ne demek. Bugün gerçekten çok güzel bir gündü. Turşuyla başladık, keteyle devam ettik. Şimdi de Jingle Full'lu kahvemizi içiyoruz abi. Değil mi? Neredeyiz? Abi şu anda Atilla Yıldız Çay Evi'ndeyiz. Talas Yeni Doğan Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir ortam. Yani böyle harika. Bakıyorsun, bütün koleksiyonlar bir arada toplanmış. Her adımda farklı bir böyle eskiye götürüyor seni. Her baktığın şey. Kesinlikle. Çok güzel, çok keyifli bir ortam. Bir de enteresan bir lezzet söyledik. Şöyle isterseniz yaklaşalım. Bak Türk kahvemiz var. Jingle Full'lu Türk kahvesi mi deniyor buna? Evet abi. Bu sistem Jingle Full'lu olarak geçiyor. Hı-hı. Yanında birçok abur cuburla geliyor. Evet baksana. İki tane de ekstra içeceği var abi yanında. Hmm, bu ne? Bunlar ne? Biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Abi bunu ben de bilmiyorum vallahi. Neyse boşver, ismini sorarım. Biz başta bir Türk kahvemizi yudumlayalım. Muhabbetimizi ede. Oo, yani yediklerimizi sindirebilir miyiz sence? Kesinlikle. Vallahi bu kadar yemenin üzerine bunları sindirebileceğimizi düşünmüyorum ama. Çünkü çok kaçırdık bugün. 20 aynen. Mekan oldu herhalde abi. 20 mekan oldu. Vallahi kesinlikle. Ben güzel tanıttığımızı düşünüyorum vallahi abi Kayseri'yi. Ben şöyle söyleyeyim. Yani Kayseri'de bu kadar yöreselin. Yani bak Kayseri'de tamam lezzetler var. Evet. Birçok mesela şehire gidiyorsun. Yöreseller sadece evde yapılıyor deniyor. Ama burada sokakta da var. Kesinlikle öyle. Yani o beni gerçekten çok tatmin etti. Onun için 20'ye kadar çıktık. Hatta devam bile edebilirdik. Evet, 25'e evet, 30'a kadar gitsek giderdik. Vaktimiz yani yetmediği için devam edemedik ama listemiz akşam, daha aynen da doluydu. Aşağılara sabah 9'da mı buluştuk etti sen? 9'da buluştuk. Sabah abi düşün, 9'da buluştuk. Saatimiz şu an 8 çeyrek. Yani abi şöyle 12 söyleyeyim. Saattir resmen evet, yani evet. Şimdi bana takipçilerim de yazıyor. Kayseri'de yiyecek bir şeyler yok. Kayseri'de hiçbir şey bulamıyoruz. Yok şimdi biz nasıl bulduk diyelim. Çok güzel. 30'dan fazla listemiz vardı. Aynen. Abi. Liste çok kabarıktı. Bak burada şu da var. Böyle patatesler evet, sıcak sıcak. Bunu nerede yapıyorlar tabii? Odun ateşinde. Odun ateşinde veriyorlar. Sobanın üstünde. Sobanın üzerinde. Bunun üzerine tuz atacaksın abi. Lokum gibi gider. Zaten Jingle Full'lu kahvesiz olmaz. Jingle Full. Bundan sonra ben Jingle Full olmadan abi kahveyim. Abi bundan sonra Türk kahvenin adresi Kayseri'de burası. Kesinlikle. Çok keyifli bir yerde de kapanış yaptığımızı düşünüyorum. Başta Batuhan olmak üzere tüm Kayseri halkına da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yolda mesela takipçilerimizle yine buluştuk. Çok güzel muhabbetler ettik. Mekandaki çalışanlar bize gerçekten çok güzel yaklaştılar. Çok güzel de tanıdılar abi seni bu arada. Güzel bir izlenim bırakmışsın herkese. Aynen. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Kayseri'yi çok sevdim. İlk defa geldim ama gerçekten çok sevdim. Mutlaka bir daha geleceğim. İnşallah. Mutlaka en kısa geleceğim sürede bu turun devamını yapalım. Çünkü listemizde tamam gitmediğimiz yerler vardı. Onları da tamamlayalım abi. Seni de Hatay'a bekliyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Eline koluna sağlık diyorum. Evet tabi burada abi olmazsa olmaz. Atilla Yıldız Çay Evi'nin olmazsa olmaz abi. Kapanışı çok güzel yapıyoruz. Abi, bu harika. Kayseri yöresine ait bir şarkı. Gesi Bağları türküsü abi. Gesi Bağları.
arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.